6 aylık bir kayıptan bahsediyoruz. Kimseyi aramıyor. Mesajlarsa kişi geldi. Dedi ki ben onunla konuşmuyordum, görüşmüyordum bir senedir. Benim yanımda kesinlikle yok. Eşi de diyor ki onun kaybolduğu gün ben de Mart ayında gittim orada çay pişirdim diyor. Çaydanı falan çıkardı. Çayımı koydum. Pişene kadar arabanın içindeydi. Mehmet Ali Bey diyor ya piknik tüpümü açtım çay demledim diye. Sabah ezanında yağmur başlıyor ve akşam ezanına kadar bütün Malatya'da kesinlikle durmuyor. 10 Mart öğleye kadar çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. Öğleden sonra yağmurlar durmuştu. O çamurda o araba oraya sokulur mu? Çamur değil orası. Bu masumlu şuraya. Çakıl yani çakıl. 9 Mart akşamı yağmur yağmaya başladı. 10 Mart bayağı bir şiddetli yağdı. 11 Mart da öğlene kadar yağmur devam etti. Bu şekilde gezindim burada. Bu arkadaşlar dönüp böyle birisi camdan yani özenle arabaya baktı. Size söyledi mi bu göleti? Hiçbir şey söylemem. Suriye mesajını eşinin çektiğini duyunca birden dink oldum ben böyle yani. Heh. Nasıl olabilir? Heh. Eşimin telefonuna mesaj gidiyor. Şu anda Suriye'ye geçmek üzereyim. Beni bir daha aramayın. Ailesinin Nuran'ı aramasından size ne? Arar. Niye ya aramasın ailesi Nuran'ı? Bak bu kadın ortaya çıkmazsa ben zaten biterim yani. Çünkü benim kafamda kaybolmuşum. Evlatlık olduğunu 2 yıl önce öğrendik. Oturdular işte sağma soluma, anlattılar. Evlatlık aldık, yetiştirdik, bu zamana getirdik dediler. Bir abim ablam olmasını hep çok istedim hayatım boyunca. Özlem, galiba bu kez anneni buldum. Bulduğuma inanmamın nedeni çok benziyorsunuz açıkçası ama ondan öte başka bilgiler. Zekeriya Demirkıran'la evlenmiş. Babası kasap. Babaanne çocuklara bakamayınca küçük Medya'ya evlatlık vermiş. Yani bu Medya dedikleri sen olduğunu düşünüyoruz Özlem. Babaannenin fotoğrafı var. Fotoğrafını seni büyüten babana göster. Süleyman Bey dedi evet. Evet ben bu kadından aldım çocuğu dedi. Hasan Yüksel Isparta'da arkadaşıyla odun toplamaya gitti. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Bir arkadaşı varmış Osman Çankaya diye. Birlikte odun toplamaya gitmişler. Ertesi gün oluyor kardeşleri geri dönmüyor. 8 yıl sonra mezarda kemikleri bulundu. Bizim aile mezarımızın ay ucunda küçük bir bebek mezarlığı yapılmış. Burasına tahta koymuşlar, orasına tahta koymuşlar bir mezar biçimindeydi. Üzerinde de bir not var. Bu Hasan'ın kemikleridir artık toprağa verebilirsiniz diye. Ne olduysa o akşam oldu. Evet. Barakada da başına ne iş geliyorsa ayakkabısının bir teki senin kamyonuna. Peki teki de çuvalın içine konulup nereye gömülüyorsa gömülmeye götürülüyor. İkimizin kurguladığı bir şey. Ne olur neyse söyle. Biz de bilelim. Çocuk öldürülmüş. Her şey de olmuş bitmiş. Hayatta elbette hiçbir şeyin garantisi yok. Vicdanınızın sesini dinleyin. Hayatı kaçırmadan sevdiklerinize kavuşmakta geç kalmayın. Ne mutlu bize. Hatta herkes bu mutluluğa ortak oluyor. Gerçekleri konuşmak lazım. Adalet yerini bulacak. İyiler, kötüler işte iç içe. Ama biz iyi insanların sesi daha gür çıkacak. Günaydın, mutlu sabahlar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir program yapacağız çünkü güzel haberlerim var size. Çok teşekkür ediyorum. Bu alkışlar önce Edirne'ye gitsin, Edirne Emniyetine gitsin. 18 gündür aranıyordu. 14 yaşındaki kızımız Didem. Dün programın sonuna doğru biliyorsunuz bir haber almıştım, çok netleştirememiştim. Kızımız bulundu. Ailesinin gözü aydın. Onu kaçıran evli ve bir çocuk babası olan... üstelik uyuşturucu tedavisi görmek için babanın iddiasına göre İstanbul'a gelen kişi de şu anda emniyette gözaltında. Emniyette konuşmayacağını söylemiş, emniyette ifade vermeyeceğini, sadece savcı karşısında konuşacağını söylemiş. O yüzden de halen emniyette sayın savcımızın karşısına çıkmayı bekliyor. Baba da yine Edirne'de. Kız ailesine dönmek istememiş. O yüzden sosyal hizmetlerin devreye girip, yani kızın da tabii durumu şimdi kim bilir ne durumda. Yani bir aya yakın 18 gündür ortada yoktu. Kime ne olduğunu bilmiyoruz. Baba şu anda işte kızıyla tekrar görüşebilmek, tekrar eski hayatına dönebilmenin mücadelesini veriyor. Bu da ne hocam yani böyle ben emniyette konuşmayacağım, savcılıkta konuşacağım.
Evet. Ne olacakmış yani? Ne yani? Ne olacak yani? Emniyette konuşursan ne olacak? Savcılıkta konuşursan ne olacak? Hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü emniyette de arzu ederse yanında avukatını bulundurma yetkisi var. Sayın savcı önünde de avukat bulundurabilir. Hayır, bir de ne avukatı? Almışsın 14 yaşındaki çocuğu. Evet. Kaldığın evden almışsın götürmüşsün. Daha artık hani derdini git Marco Paşa'ya anlat derler. Ne hiç, yani? Hiç ne anlatacaksın daha? Hiç konuşmasa ne olur? Hiç konuşmasa ne olur? Nedir ki yani? Şimdi efendim hemen bir ufak şey anlatayım, fıkra anlatayım. Adamın birisi girmiş bir evin bahçesindeki kümese. Kümesteki civcivleri buraya doldurmuş. Yumurtaları buraya. Tavukların iki tanesi elinde. Poroz'un dört tanesi elinde. Tam kümesten çıkarken ev sahibi yakalıyor. Jandarmayı çağırıyorlar. Öyle o vaziyete tespitle nöbetçi mahkemenin önüne. Şimdi hakim diyor ki oğlum bak anlat bakalım bak suçun şu. Ha. Efendim diyor ben avukatımın gelmesini istiyorum. Diyor ki oğlum tamam avukatın gelsin ama tavuklar elinde miydi? Evet horozlar elinde. Bir tarafında yumurtalar bir tarafında civcivler mevcut muydu? Mevcuttu. Peki avukatın gelse ne olacak? Efendim diyor ben de onu merak ediyorum. Hele gelsin bakalım ne diyecek bu adam. Tam da konumuza çok uygun oldu yani. Evet, vallahi teşekkür evet, ederim. Evet. Yani almışsın çocuğu götürmüşsün evden. Daha artık yani kız istedi desen ne olacak? Kızın yaşı 14 çocuk. Ayrıca öyle her isteğini evden kaçıracak halimiz yok. Yani çocuk, adı çocuk kaçırmak. Sağ çocuk sola kaçırma yok. Yani artık ben emniyette konuştum. Savcılıkta konuşmadım ama baba için çok sevindim. Tabii babanın mücadelesi bitmedi. Hani hala adamcağız çok uğraşıyor ama ailesinin gözü aydın. Edirne emniyetini de kutluyoruz. Edirne'deki vatandaşlarımızı da kutluyoruz. 18 gündür aramıyordu. Dün tam biz böyle yine savcılık babayla dolaşırken kızın bulunduğu haberini almak bizi gerçekten çok mutlu etti. Kızın yaşı küçük olduğu için görüntülerini yayınlamayacağım. Bu mutluluk bize yeter. Fakat babaya bir tavsiyem var. Baba o sosyal yargılarını kesinlikle değiştirmeli. Yani o töre dediği, o şey dediği yanlış sosyal yargılarını kesinlikle değiştirmeli. Ya ben şimdi evet. Baba buradayken sizinle hani tartışmak istemedim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi baba İstanbul'da yaşıyor. Nereli falan bilmiyorum. Ben buraya gelenlerin hiç nereli olduklarını bilmiyorum açıkçası evet. Da. Nereli olduklarını bilmiyorum ama onların anladığım kadarıyla hani köylerinden, memleketlerinden bir anne oğul hastaneye yatacağız diye İstanbul'a gelmişler. Ceplerinde 5 lira paraları yok. Yani evli bir çocuk sahibi adam. Bir de adam bir ara farkındaysanız 500 lira da cep harçlığı yani verdim. Yani gelmişler dedi. Akrabaları, komşuları artık neyse gelecekler hastaneye yatacaklar. Hatta işte adam da hani paraları yok diye hastaneye yatacaklar diye ceplerine rahmetin dediği gibi para koyuyor. Evet. Yani evet. Bu babanın değer yargısı değil ki, bu toplumun %95'inin belki değer yargısı. Bu değer yargısı yanlış. Heh, yani buna değer yargısı da dememek lazım. O zaman artık yani ben de size katılıyorum yerden göğe kadar, hani kapılarımızı, evlerimizi, bacalarımızı o zaman herkese kapatacağız demek ki. Yani. Hayır, bu anlama gelmiyor. Biz dostluklarımızı, insanlığımızı sonuna kadar yapacağız. Yani insanta ne yapılacaksa yapılacak. Fakat lüzumsuz güven faktörünü gözden geçireceğiz. Hocam öyle diyorsunuz da bir tane buraya gelmemiş miydi konuğumuz? Yine kız 14 yaşında. Adamın dayısı. Adamın nesi oluyordu? Tam dayısı mı oluyordu? Dayısı. Dayısıydı. 70 küsur yaşında 14 yaşında kızı kaçıran. Kaçtı aradı. Kız buraya geldi güllü dantel çoraplarıyla, hatırlamıyor musun hocam? Şimdi yani? Artık o dayının o şekilde tinetsiz çıkması normalin dışında. Hayır, sıra yani, dışı. İstisnası istisna bir şey yok. 70 yaşında adam 14 yaşında kızdı yani. Gayet tabii. Yani yaşamın şartlarının dışında düşünülecek bir durum. Ahlakın tam dışında evet, olan bir durum. Edep ve ahlaka sığmayan bir durum. Aynen öyle. Yani artık o zaman demek ki kimsenin de böyle şehir dışından gelip bir akrabasını da fazla zorlamaması lazım. Onu da mahcup etmemesi lazım. Gelenin kalmak arzusunu ishar etmemesi lazım, kabul etmemesi lazım teklifi. İşte nerede kalacak işte, insanların de ceplerinde paralar yok, oteller yok falan filan yani işte bilmiyorum. Bilmiyorum buna yani. Buna bir yol bulunması gerek. İşte o biraz kısa vadede zor görünüyor ama yani bu olaylarda bize dikkatli olmamız gerektiği konusunda gözümüzü kulağımızı açmamızı dikkat etseniz ne olacak şey, yani böyle bir adamı aldınız, misafir ettiniz, konuk ettiniz, cebine para koydunuz. Al sana iyilik. O da aldı kızını götürdü. Al sana iyilik. Buraya dikkat etseniz ne olur? Hadi kızım abine bir çay ver, hadi kızım abine bir su ver dediğiniz zaman işler değişmeye başlıyor maalesef, yani. Maalesef öyle. Hocam bir de 3 haftada ya. 3 haftada yani. Jet hızında.
Yani 3 haftada aşk mı olur, meşk mi olur, kaçma mı olur, göçme mi olur? Yani nereden bakarsanız tecrübeli. Bakın çok mantıksız ve çocuğumuz için bir durumdu ama neyse bundan sonrası Sayın Savcımızın ve sosyal hizmetlerinde desteğiyle yoluna girecektir inşallah. Yani tren raydan çıkmıştı. Tekrar raya oturtulmasının mücadelesi tabii. verilecek. Önemli kız, olan yani evine dönmek istemiyor. O tuhaf bir durum tabii. Efendim ve dün Hacer Hüseyinova kızı Nezaket Mehmetova'yı aramak için stüdyomuzdaydı. 3 yıldır kızından haber alamıyordu. Sadece o mu? Hayır. Kızı 3 tane de çocuk sahibiydi. Türkiye'de evlenmişti. 3 çocuğu da annesinden haber alamıyordu. Dün biliyorsunuz bir yayına bir izleyicimiz bağlandı. Dedi ki ben gördüm onu hem de 1,5 ay önce dedi. Bize kızının yaşadığına dair güzel bir umut oldu. Hacer'cim ben senin kızını buldum. Teşekkürler. Gözün aydın. Gayet de sağlıklı. Ankara'da yaşıyor. Fakat kızın sana çok dargın olduğunu söylüyor. Senin onu zorla evlendirdiğini söylüyor. Evlenmesini istemediğini. Ben onu söylediğini söylüyorum. Böyle bir çok bir geleyim programa gideyim programa falan yaptı etti falan ama bence zaten kaç yaşında bir hanım yani hani sizin kavuşacak bir durumunuz yok. Aradaki kırgınlıklarını sen nedenini biliyorsun o nedenini biliyor. Sen de burada hayatta mı değil mi onu öğrenmeye gelmiştin. Açıkçası ben hani buldum konuştum hayatta olduğunu da öğrenince gayet mutlu oldum. Şu anda da bizi takip ettiğini biliyorum. Eğer Nezaketçiğim annenin yine de sesini duymak istersen annem bak senin için dün de arkadaşlarım sana anlattılar. Ta Azerbaycan'dan cebinde 5 lirası olmadan Türkiye'ye geldi. Türkiye'de iyi insanların yine desteğiyle onu getirmişler ATV stüdyolarına bırakmışlar. Yani annen de seni arıyor. Senin de 3 tane çocuğun var. Hadi anneni aramıyorsun. Peki ya 3 çocuk? 4 tane annem 4. 4 mü? Evet. Ha, sonra bir tane daha olmuş. Evet. Doğru, pardon ben ilk evliliğinden düşündüm. Yani sen anneni aramıyorsun. Belki de sen çocuklarını çok özlemediğin için annenin seni ne kadar özlediğinin farkında değilsin. Ama... Yani o çocuklar da anneden habersiz, bu kızından habersiz. Kurban kızına ne söylemek istersin seni şu anda? Annem Nezaket, beni affet kızım, beni affet. Her türlü arkandayım annem. Gel stüdyoya, benimle barış, kurban olayım. Her türlü arkandayım ölünce. Beni affet. Kimse kimin silahını bilmiyor. Annem beni affet, gel buraya. Sen her türlü arkandayım. Yeter ki bana konuş. Ben 3 sene ne çileler çektim. Hiç kimseye anlatmadım. Akrabama, anne hiç kimseye anlatmadım. Eve kapandım, her gün ağladım. Çok ağır hastalıklar geçirdim. Annem kurban olun, beni affet. Cebra beni affet. Affet, affet. Benim kendi çilelerimi Allah sana yazdı. Annem kurban olun, annem kurban olun. Beni affet. Ay bir annenin de ya da babanın çocuğuna beni affet diye seslenmesi de çok hakikaten evet. Şey, insanın yüreğini burkuyor yani. Öyle maalesef. Ama en güzel şey hayatta olduğunu öğrenmek oldu. Bu da sizin yaptığınız en büyük insanlık görevi gibi geliyor. Sağ olun hocam. Hepinize teşekkür ederim. Gerçekten. Canım benim. Ben 3 yıl yani, falan deyince korkmuştum ne yalan söyleyeyim. Kadıncağızın yüreği ferahladı yani. Kurban olurum. Hepinize teşekkür ederim. Her gün seve sizi. Sizin program ne iş olur olsun otururum televizyonun kapağında hep sizi izleyerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tüm hocalarıma Müce Hanım sana kurban olurum. Senin doğan anaya kurban olurum. Sen çok iyi program yapmışsın. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hepinizden. Hocalarıma, hamıza kurban olun. Sağ olun. Ekiplerinize. Mutlu oluyoruz valla sizin mutluluklarınızda. Ne yalan söyleyeyim. Bana çok iyi yardım yaptınız. Çok karşıladınız. Hepinizden çok razıyım. Hepinize teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Senin de gözün aydın. Bu yayınlarınız hayırlı olsun. Bundan da yüksekler olsun. Hep böyle olsun. Hepinizden kurban olurum size. Hep böyle olsun. Hep güzel haberler verilsin. Müge Hanım Allah ömür versin. Peki, aslında şimdi güzel bir buluşma. Ya yani ben kısmete çok inanırım. Zaman zaman anlatıyorum yani hayatın içindeki şeylerden hep o kısmetle ilgili hep kendime bir şeyler çıkartırım çünkü. Kısmet işte. Özlem bir geldi buraya annesini aradı. Hiç görmemiş. Yani 2 aylık yeni evlatlık vermiş. Bir aradı, bir aile çıktı DNA testi. Hüsran. Bir başka aile çıktı DNA testi. Yine onun ailesi olmadan çıktı. En son hiç unutmuyorum buradan ağlayarak gidişini. Hani etkilenmeyeceğim falan demişti ama
Etkilendi tabii, kolay değil. Annesi olduğunu düşünmüştü o ikinci bulunan ailenin. Bu son, bundan önceki. Evet, ama dün biliyorsunuz bir gelişme yaşandı. Bir aile daha ortaya çıktı ama onlar dört başı mamur bir şekilde. Yani elde fotoğrafla işte artık hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde Özlem'in annesi olduğu ortaya çıktı Türkan Hanım. Ben sabah bunu öğrenince biliyorsunuz ağzımda bakla ıslanmaz. Bir de nasıl ıslansın yani 28 yıl annesini aramış bir kız. Yani ben onu bir gün daha bekletmek istemiyorum açıkçası. Dün Özlem'e bunu telefonda vermiştik bunun müjdesini. Özlem bugün stüdyomuzda. Az sonra hiç görmediği, hiç sarılmadığı, kokusunu bilmediği annesi ve yine kendi adını taşıyan, tesadüfen kendi adını taşıyan ablasıyla kucaklaşacak. Ve size dün bahsetmiştim ya, Türkan Hanım'ın torunu yani Özlem'in kızı bir anneannesiyle yan yana oturtacağım. İşte diyeceksiniz ki pes. Bir reklama girelim, bölmeden izleyelim hepsini hadi. Evlatlık olduğunu 2 yıl önce öğrendik. Oturdular işte sağma soluma, anlattılar. Evlatlık aldık, yetiştirdik, bu zamana getirdik dediler. Bir abim ablam olmasın, hep çok istedim hayatım boyunca. Özlem, galiba bu kez anneni buldum. Bulduğuma inanmamın nedeni çok benziyorsunuz açıkçası ama ondan öte başka bilgiler. Zekeriya Demirkıran'la evlenmiş. Babası kasap, babaanne çocuklara bakamayınca küçük Medya'ya evlatlık vermiş. Yani bu Medya dedikleri sen olduğunu düşünüyoruz Özlem. Babaannemin fotoğrafı var. Fotoğrafını seni büyüten babana göster. Süleyman Bey dedi ki evet ben bu kadından aldım çocuğu dedi. Seyrine doyamayacağınız sanat alanının sunduğu Nurhan Çavuş 10 Mart 2014 günü sır olup kayıplara karıştı. O gün ne oldu? Evinden çıktı mı? Çıktıysa nereye gitti? O gün babasının evine gitmek için öncelikle yürüyerek marketin de bulunduğu ana caddeye ulaşması gerekiyor. Toygar minibüsleri var, Kemerköprü minibüsleri var. Onlara da binmiş olabilir. Ne kadar sürede markete gidebilir ona bakacağım. Çavuş kaybolmadan önce bu markete alışveriş için gelmiş mi onu soracağım. Şu anda Malatya Otogarı'ndayız. Buradan bir bilet almış olabilir mi? Nurhan Çavuş 6 aydır nerede? Evlatlık olduğunu 2 yıl önce öğrendik. Oturdular işte sağma soluma, anlattılar. Bir abim ablam olmasın hep çok istedim hayatım boyunca. Özlem, galiba bu kez anneni buldum. Evet ve şu anda stüdyomuzda Türkan Hanım. Yanında da kızı Özlem var. Bulduğuma inanmamın nedeni benziyorsunuz, çok benziyorsunuz açıkçası ama ondan öte başka bilgiler. Türkan Hanım, 1981 yılında Özlem'in babası olduğunu düşündüğümüz Zekeriya Demirkıran'la evlenmiş. Zekeriya Bey'in babası kasap, babasının yanında çalışıyormuş. Daha sonra dönerciliğe başlamış ama alkol ve kumar alışkanlığı bu evliliğin bitmesine neden olmuş. Bu evlilikten de 3 tane çocukları olmuş çiftin. Şu anda stüdyoda olan Özlem 1982 doğumlu. Evet. Oğulları Sedat 84 doğumlu. Ve 1987 yılının Mart ayında da şu an Özlem olduğunu düşündüğümüz kızları Medya dünyaya gelmiş. Türkan Hanım eşiyle anlaşamayınca çocukları babaanne ve dedeye bırakıp babasının evine dönmüş. O dönemde babaanne ve dede Gaziantep'te Şekerci Kasım'ın evinde oturuyorlarmış. Babaannenin ismi Ayşe, dedenin ismi Müslüm. Dede yatalak hastasıymış. Babaanne çocuklara bakamayınca küçük Medya'ya evlatlık vermiş. O dönem hatırladıkları kadarıyla 2-3 aylıkmış. Yani bu Medya dedikleri sen olduğunu düşünüyoruz Özlem. Babaanne ve dede daha sonra vefat ediyor. Kardeşleri olduğunu düşündüğümüz 2 çocuk da yuvaya veriliyor. Anne Türkan Hanım da evleniyor, başka çocukları oluyor ama yurttaki çocuklarıyla da sürekli görüşüyor. Evlatlık verilen kızlarını bu arada arıyorlar ama bulamamışlar. Özlem'in de kesinlikle kendi çocukları olduğunu düşünüyorlar. Sana hep dedim ki yani bak hani siz 2 aylık diyorsunuz, bu 5 aylık diyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Evet. Hep kafamızda oturmayan bir şeyler vardı. Ama burada kafama oturmanızın nedeni şu. Türkan Hanım eski kayınvalidesi yani Özlem'lerde babaannenin fotoğrafı var. Seni evlatlık veren babaanne. Biz de bu babaannenin fotoğrafını seni büyüten babana göster. Süleyman Bey dedi ki evet ben bu kadından aldım çocuğu dedi. Süleyman Bey de telefon attı.
aklımızda. Allah razı olsun. Babaannenin ismi Ayşe ve size arkadaşlarımız bu fotoğrafı gönderdiğinde evet bu kadın demişsiniz. Özlem'i aldığınız kişi ekranda görülen bu hanım mı size fotoğrafı gönderdi? Evet. Dondum Müge Hanım, hiçbir şey söyleyemiyorum ya, bilmiyorum. Türkan Hanım, bir Özlem'e merhaba deyin isterseniz. Merhaba kızım, nasılsın, iyi misin? Merhaba, teşekkür ederim, iyiyim. Ben teşekkür ederim. Çok şükür sen gördün daha iyi oldu. Gerçekten ya, diyeceğimi bile bilmiyorum. Çok büyük bir şok içindeyim şu anda. Hep bir bacım olsun istiyordum. Kız kardeşim, canım, ciğerim. Bildiğini aynı yerde nefes aldığımı bildiğim halde bulamıyordum. Ablan hatırlıyor senin verildiğin zamanı da. 5 yaşındaydım. Beşiğini salladığımda bir kere beşikten düşürdüğümü hatırlıyorum. 2 tane kadın vardı, bir nenem vardı. Nenemin uzattığını biliyorum. Özlem'in bana atıldığını hatırlıyorum. Hep gözümde sadece bunlar vardı zaten. Süleyman Bey, siz bebeği almaya gittiğinizde evde yatalak bir hasta da var mıydı? Var, dedesi hastadır satı. Nenesi dedi, ben bu 3 çocuğa mı bakayım, eşime mi bakayım, oğluma mı bakayım dedi. Onun için ayrı aldım. Kazo şişesine bir biberon verdiler bize. Kızlar söyle bir hatırlayayım onu. Hatırlıyor musun Özlem? Ha? Evet, o da var. Halam söyledi onu, ben hatırlamıyorum da. Nenem gazo şişesine meme takmış, öyle doyururmuş. Gece gündüz yüreğim yandı, hiç aklımda çıkmadı. Bak aynı de rüyam çıktı, bak başı kapalı. Aynı erkek kardeşim de böyle rüyasında görmüş. Mediha rüyasında ağlıyormuş. Abi bizi bul, beni bul artık. İnternetten baktığımda göz siması aynı olunca dedim anne bu benim kız kardeşim. Bu surat kimin suratı? Kızımın. Aynısı. Evet. Bu arada Özlem'i büyüten annesi Emine Hanım telefon attığımızda. Emine Hanım günaydın. Gözünüz aydın sizin de. Aydınlık için ol, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Özlem'in ailesini bulunmayı çok istedim ama. Ben de olacağım. Ay kıyamam sana. Sen de onun derdin. Sen elini öpecek kadınsın. Allah razı olsun. Ben hep dedim İrem bana benziyor, bana benziyordum. Demek ki bana benzemiymiş. Ya ay toruna mı? Evet, ben İrem'imi değil. Torun nasıl? Türkan Hanım'ın aynısı değil mi? Ben de aynı, bana da benziyor aynı. Ay. Evet. Ya benim kızım anneannesinin diğer şekli diyebilirim size. O üzülmesin ya, kesinlikle. Doğuran anneden bakan Allah. 27 yıllık hasret artık biz de yani Özlem'in annesi kim dizi film gibi oldu. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Bir şeyin inatla üstüne gidersek çözeriz yani. Evet, ben buna çok inanıyorum. Yani o inada bir şeyler istiyorsak onun için mücadele vermeye. Çok inanıyorum ama bazen geçen gün de konuştuk. Yani olmayan şey tamam olmuyor ama inatla da olabilecek şeylerin üzerine gitmek lazım. Özlem artık bizim hem programın hem de biliyorum sizin evinizin de kızı oldu. Herkes anne kim, anne kim, anne kim. Ama dünkü konuşmada arkadaşlar özete koymuşlar burada bile yine aynı nidalarla izledik. Bence en güzel konuşma Özlem'i yetiştiren annenin telefona bağlanıp ben ne olacağım demesi. Benim çok yüreğimi burktu. İkincisi de yani torun aynı bana benziyor diye düşünüyordum. Evet. Ama meğer anneannesine benziyormuş demesini hiç unutamayacağım yani. Bu da bu konudan hep aklımda kalan bir anekdot. İçinden gelen diyorum. Çok tabii bir şey. Yani hem acı hem tatlı. İçinden gelen bir konuşmayı anlatıyor. Ya ben ne olacağım yani. Yani ben bugüne kadar başka türlü hislerle sarıldım, öptüm. Artık kızım dedim. Şimdi benim bunun gerçek annesi çıkınca ben ne olacağım? Ya. Ama Özlem de, Özlem Hanım da çok zannediyorum. Evet. O da çok güzel konuştu. Yani o da hem güzel konuşmuş, ben dün yoktum, hem de ona karşı olan en azından ikinci bir anne havasında, bir teyze havasında yine onun münasebetini devam ettireceğini umarım. Tabii canım. Ben yani. Siz de aynı vaziyette. Evet. Ama doğuran anneden büyüden anne. Vallahi teyzelik yapacağı ikinci anne ben. Evet. Ya ama bak ne diyor Türkan Hanım bak. Hayır. Doğuran değil, büyücendir anne. Tabii. Tabii. Onun ellerinden öper. Ve burada bazen belki karşımızdaki kişiye kırıcı olabiliyoruz ama hep bunu savunuyoruz. Evet. Diyoruz ki büyütendir anne. Tabii. Yani. Bak ne kadar kızı sarıp sarmaladı şuradan belli. Torun bana benziyordu diyor. Bak şimdi kendi doğurduğu çocuk değil. Evet. Bir torunu olmuş, torun bana benziyordu diyor. Yani onu ne kadar benimsemiş, ne kadar bağlanmış. Zaten bu annelik duygusu çok normal bir duygu değil yani. Bunu hep konuyor. Bu biraz şey bir duygu yani. Yani annelik duygusu, kadındaki annelik duygusu çok standartlara uyan akıl işi değil yani. Biz asla tadamayacağız bunu. Yani mutlaka sizin de babalık olarak vardır o duygunuz ama hani biyolojide de bir annelik içgüdüsü denen bir şey var. O çok yani annelik, normal bir içgüdü değil yani. Annelik içgüdüsünün belki üçte biri kadar falandır yani babalık duygusu. Yoksa bakamazsın annenin, zaten. O annenin duygusuna çok saygı duymak gerekiyor. Bakamazsın yani zaten ama nasıl bir şeyse işte kadın diyor doğurduğu torun bana benziyor diyor. Dur şimdi torunu da getireceğiz inşallah. Hadi kalkın ayağa.
Bismillah. Programın en güzel tarafı, sen de şöyle gel Türkan Hanım. Benim bu programda en çok sevdiğim şey bu. Yani bütün acılar falan içinde. 28 yıl, bak tir tir titriyorlar şu anda, biliyorum. Evet. 28 yıl o kundakta bıraktığı bebeğini aradı. O diğeri de, kızı da annesini aradı. Evet. Hadi Özlem'i alkışlarla alalım stüdyomuza. Gidin Özlem'e sarılın, kucaklayın. Canım benim. Allah'ım bu kadar yazır. İki kardeşin ama o kundakta bırakmış kardeşini hatırlıyor. Niye zor bayılmadılar? Hatırlıyor onu. Son abi. Ay, kundaktaki olurum bebeği. Benzerin her gözünün yaşını damlasın ha. Canım, canım. Gözümün önünde göremiyorum. İkisi olsa bile olamaz. Ay kurban olurum. Ay 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 Allah'ım ay ay ay. Allah'ım ay ay ay. Şükürler olsun ki kucaklayabildim ya Rabbim, gözüm kapanmadan. Canım benim. Ay canım benim. Ay canım benim. Oh oh, ne güzel, ay kurban olam ay. Gelin oturun, koltukların arasında kaldınız ya. Bebeğine kavuştum, kundaktaki bebeğine. Canım çok teşekkürler. Gelin gelin, hadi oturun. Var oğlum. Hayatım hoş geldin. Gözün aydın. Çok sağ olun. Çok sevindim. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Hepimizden. Abla istiyordun, abi istiyordun. Ben bundan daha güzel evet. Abla bulabilir misin? Bir abla da beni kabul et. Ay seve evet, seve. Zaten benim. Çok hepinize çok teşekkür ederim. Kevriye Hanım'a, Özden Hanım'a, Yağmur'a, abiye, bütün herkese, size özellikle çok teşekkür canım ederim. Benim. Benim için bir hayali gerçekleştirdiniz. Ben biliyorsunuz bitti diye gitmiştim tamamen. Çok üzülüp gitmiştim evet. Ben de. Vallahi Allah'tan başka bir şey istesek olacakmış yani. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Rabbim bütün ayrı olanları da kavuştursun. Amin inşallah, inşallah. Çok sağ ol. Gel otur bakalım ablana. Dün valla dayanamadım biliyor musun Özlem? Yani babana fotoğrafı gösterip de hani babaanneni tanıyınca ben ondan aldım deyince tamam artık emin olun dayanamadım. Yani seni buraya çağırıp burada açıklayamadım. Aslında o yüzünü görmek isterdim burada ama evet. Telefondaydın, içim içime sığmadı. Sen neler yaşıyorsun dünden beri? Şok. Ben o an zaten tamamen şok, dondum. Hiçbir şey söyleyemedim. Böyle tepkisiz kaldım. İçimde birçok şey var ama dışa vuramıyorum. Ay. İnanamadım. Hala da inanamıyorum desem inanın. Hala işte bir şey olacak, hayaldi, rüyaydı. Gibi. Kalkıp gideceğiz gerçek gibi geliyor. Ya çok şaşkınım. Ya çok mutluyum. Anlatamıyorum bile ya dedim. Dondum kaldım yani. Dediğim gibi benim için bir hayal gerçekleşti. Yine seni büyüten babaya teşekkür edelim. Onun o bilgisi bizi bu noktaya getirdi. İşte insanın aklında şüpheler olunca yok DNA, yok şu, yok bu diyorsun ama artık hani burada dört başı mamur bir olay evet. Olunca da insan artık inanıyor. Özlem'in bile hatırlıyor aslında baban. Yani sarışın bir kızdı ablası falan diye onu bile hatırlıyor. Bak gözleri bile aynı. Çok benziyorlar. Evet. Ama senin kız burada değil mi? Evet burada. Dün şimdi onu da alalım stüdyoya, öyle konuşalım. Şimdi bakın size çok güzel bir kız bana tanıştıracağım. Ben onu zaten çok seviyorum. Nerede benim ablacığım? Müge abla diye koşar yapıyorum. Gel. Tamam, gel 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 gel. Gözlerim. Hoş geldin. Ay ay ay. Nasılsın? Ay, ay kurban olam. Gel gel gel. Apa. Gel ben geldi anneannenin geldi kucağına. Ay kurban olam. Ay ay ay.
Of Allah hep bizi kavuşturur. Ya bir şey söyleyeceğim. Gözleri aynı. Bakar mısın? Ben olam oy. Ay, dur bir sana bir ikisini ay, çek. Ay ay kurban olam ben sana Allah'ına. Ben öyle kolay kolay tamam, kimse kimse benzemiyor. Tamam dört tane çocuğum var. Hiçbiri benzemiyor. Hiçbiri. Şöyle bak ikiniz bir kameraya poz verseniz ne olur bak. Şuraya bakar mısın? Bakar mısınız lütfen? Bak şuraya. Şu beş, bak şu 500 liraya bak şuraya bak. Yani bakar mısınız ya? Evet. Yani Allah'ın işine bak. Aynısı. Zaten yanına yaklaştım. Mavi gözlerini gördüm. Hanımefendi, ay inanamadım. Kime benziyorsun dedim. Ben bu kızı çok seviyorum çünkü. Bir cimcime bu. Gel ben de öpeyim. Ben de sarılayım. Çok sosyal bir çocuk. Bak teyze çok tatlı. Çok... Allah sana olsun. Oy, ay canım benim. Hepimize sana da evlatlarına da. Canım benim. Gözlerinden öperim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Allah hepimize razı olsun. Gözünüz aydın, hepinizin gözü aydın. Daha torun var. Özlem kaç tane var sende? 3 tane. 3 tane. Daha var aslında torun. Orada var mı başka torunumuz? Kurban olam. Hepsi burada mı? İstiyor musun diğer torunlarını da? He gelsinler işte. Çünkü o benzedi diye ona. Ben o benim cimcime olduğu için ona önecek tanım. O çok tatlı. Annem. Ben olam Allah ne? Oy teyzem oy. Özlem. Bak bu da senin yeğenin. Murat sen getir. Özlem bak bu da ablanın kızı. Bu da senin yeğenin. Ay. Hepinize teşekkür ederim. Bu benim hasret olduğum bir anlardan bir tanesi. Değil mi? Hep istiyordum. Aynen, işte, aynen. Kardeş istiyordum. Ooo maşallah aile tamam. Bunlar kimin? Bunlar da Özlem'in. Bu öyle gel öpeyim gel. Erkek çocuklar. Evet evet. Evet. Of. Evet. Maşallah. Maşallah oğlum. Ay şükürler olsun. Of. Allah canım benim. Özlem buraya geldiğinde oy. Demiştin ki aslında hani anne falan değil ben kardeş istiyorum. Kardeş çocukları evet. istiyorum. Aile olmak istiyorum. Ben onunla ilgili de müsaade ederseniz bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Dün mesela işte tepkiler aldım. Sen ben çok soğuktun. İşte arıyordun da böyle oldu. Şimdi ben bunu herkesin içinde sormak istiyorum. Ben bu yola sizinle çıktım. İlk duydum ben direkt size geldim hiçbir şey yapmadan. Sizinle bu yola çıktım. Siz sağ olun her konuda bana yardım ettiniz. Ben hiçbir şeyden haberim yokken bütün herkes benim için koşuşturdu. Ben hep şunu dedim. Dün de söyledim yine söylüyorum. Ben güzel bir ailenin içinde hiçbir şeyi hissetmeden 27 yaşına kadar geldim. Yine hissettirmediler. Söylediler kızım bil biz başımızı yastığa rahat koyalım. Sen bul aileni ki vicdanen de senin içinde. Yine diyorum annem babam hiçbir şey değişmez. Bana diyorlar ki sen biraz soğuktun. Ben kırgınım Müge Hanım. Ben gerçekten kırgınım. Bunu herkes bilsin. Ben herkesin içinde sormak istiyorum. Benim gördüğün gibi 3 tane çocuğum var. Evlilikte iyilik, kötülük, zorluk herkesin başına gelebilir. Anneler bunu daha iyi bilir ki siz de iyi bir annesiniz bilirsiniz. Ben çocuğumu bir saat görmesem yerimde duramıyorum. Duramıyorum. 27 yıl başına nasıl yastığa rahat koymuş? Ben çok merak ediyorum. Dün oğlumun okuluna gittim. Oğlum aşağıya inmiş. Çıktım öğretmen dedi ki bilmiyorum aşağıda galiba. 2 dakika benim aşağı inmem o 2 dakika bana 2 yıl oldu. Oğlum nerede acaba? Başına bir şey mi geldi? Kayıp mı oldu? Onu görene kadar. Bana hiç kimse kızmasın, hiç kimse kırılmasın. Kendim için olsa ablam için, abim için. Onun hayatı benimkinden daha zor geçmiş. Ben yine bir ailede yetiştim, hissetmedim. Yani sevgi olarak, hiçbir şey olarak ama onun hayatı bana göre daha çok zor. Lütfen bana hiç kimse de, Türkan teyze de kırılmasın. Teyze diyorum kusura da bakmasın. Benim kırgınlığım, kızgınlığım en azından şimdilik geçmeyecek Müge Hanım. Bunu herkes de bilsin, kusura da bakmasın. Benim yerime bütün anneler kendini koysun eminim aynı şeyi düşünürler. Belki Türkan Hanım'ı da bir dinlemek mi lazım hani? İşte şöyle, tabii ki ben o gün de dedim, sebepler çok önemli. Mutlaka ki çok önemli. Hani hangi sebeple verdiği. Ama bir anne içgüdüsüyle düşünürsem benim önüme sebep geçmez. Ben eminim sen de öyle düşünüyorsun. Seni tanıdığım kadarıyla öyle düşünüyorsun. Vallahi öyle ben her kocasından eziyet gören çocuğunu bırakacak olsaydı... Ortada... Ben hep söylüyorum bizim hiçbirimizin annesi, anneli babalı büyüyemezdik biz. Aynen. Biz de büyütemezdik çocuklarımızı, aynen. Anneli. Hiçbirimiz de anneli büyüyemezdik. Orası kesin yani. Bir de bir tane değil, 3 tane çocuğumdan ayrı kalacağım. Yani şu 3 tane çocuğumdan ben ayrı kalacağım. Mümkün değil, yaşayamam ya. Yaşayamam yani. Ötesi yok. Açık açık söylüyorum. Ben yaşayamam.
Bunu ben bu şekilde yaşadım. Sonra da gittim, düzenimi kurdum. 3 tane de çocuğum. Abla sen de kızma bunun için bana. Benim doğal düşüncem hakkım, bu. Hiçbir şey diyemem. Düzenimi kurdum. 3 tane şey çocuğum diyemem. Oldu. O anne babayla büyüdü o çocuklar. Ama diğerleri de senin yaşayacaksın çocuğu. Yaşayacaksın her şeyi. Ben mesela verilmişim. Belki böyle bir aileye verilmeyebilirdim. Daha kötü niyetli bir aileye verilebilirdim. Bir de kız çocuğuyla erkek çocuğu çok daha farklı. Erkek çocuğu bir şekilde hayatını kuruyor. Ama kız çocuğu çok daha farklı. Belki böyle olmayabilirdi. Çok daha farklı bir hayatım. Çok şükür ki çok güzel büyüdüm. Evlendirildim. 3 tane çocuğum oldu. Hepsinde ailem yanımdaydı. Eşim her konuda destekli ki ona çok teşekkür ediyorum. Herkesin yanında, içinde. Ama yani bu kırgınlığımın, kızgınlığımın hemen geçmesini benden kimse beklemesin. Bunun için kimse bana tepki göstermesin. Herkes de kusura bakmasın. Bu böyle. Anne olan anne de bunu böyle olarak bilir. Kızmasınlar bana. Ben sebebi bilmiyorum Müge Hanım. Ben sebep tanımıyorum. Ben de konuşabilir miyim? Şimdi kızım bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu çocukları da alıyorum içeriye. Çok güzel bir dakika. Almadan önce arkaya geçiyorum. Bir aile fotoğrafı. Ben de aile fotoğrafının içinde olacağım. Ama sonra çocukları alacağım. Hem de biraz sakinleşelim. Bak şöyle bir aile, bu bir kamera ikiye bakıyoruz. Tamam, iki yazan yere bakıyoruz çocuklar hepimiz. Vallahi bu güzel fotoğraf yani, bunu kaçıramam. Tamamdır, biz buradan bir fotoğraf alalım. Çocuklarımızı da alalım. Gelsin alt efendim. Bıçırıyorum benim. Buldum mu buldum mu? Buldum. Gel bak sana bir de bir sürü kardeş buldum. Tut bakalım kardeşin elinden. Tut anne. Artık o da senin kardeşin. Hadi gelin. Tut annem, hadi kardeşin. Ay bakar mısınız ya? İşte buncacık çocuklar yuvalara bırakılıyor. Çok yani. Gel. Buraya bir tane ana sınıfı açacağım ben. Bir tane de bizim stüdyoya. Bu kimin? Al. Görür görmez dedim. Gözleri bana benziyor. Benim kardeşim. Aynen. Ben de hiç değişen bir şey olmadı. Türkan Hanımcığım. Söyle. Onun için. Yani tabii Özlem'e de hak veriyor. Evet, şimdi ben de kendime buraya sormaya hakkım var. Değil mi sen? Tabii. Şimdi ben 8 yıl evli kaldım. Düzelir. Bu kayınım söylerdi, kayınbabam söylerdi, dövmede kalkalardı. Çalışmazdı. Ne olur evimde kira, ev sahibi gelir benim evimde çık. Bu adam gider eve gelmez 5 gün. 5 gün sonra ilk gittiğinde 4. gün. Kızım küçük, emzireyim. Ben yiyecek bir şey bulamayayım, çocuğuma süt olsun. Çocuğumu emzireyim, memeyi bağırayım, bırakayım bağırayım. Konuşu geldi, Şükriye Hanım. Saçaklı'da oturuyor, onu da söyleyeyim de ki bağlanır. Geldi, şurup getirdi. Kızım da bu çocuk niye ağlayayım? Utanayım, ben açım diyemiyorum, utanayım. Ailemde öyle gördüm. Ayıp, utanayım. İşte çocukların duvar dibinde kalmasın. Kadına ise şurubu getirdi, verdi. Çocuk nasıl iyi, onun mama belli. Gözün kör olmuyor, sen aç değil misin dedi çocuk, sancılanı değil, ne diyebileyim. Bu adam yok, 5 gün eve gelmedi. Kaynım bile gittim, Cuma demir kıran benim kaynım. Abi dedim, bu eve gelmiyor, 5 gün oldu, ne yapayım ben buna dedim. Evde hiç yemekte yok. Hiç yok, evde meydanda. Peki, yok. Büyükler ne yiyor, çocuklar ne yiyor? İşte Allah konuşurlar, yemek getiriyor bana, o getirir bir tabak, o getirir, bilirler yani beni. Ondan sonra... Kadın şurubu içirdi çocuğa, çocuk o gün yattı. Akşam oldu, kayınıma gittim söyledim. Bacım dedim, bundan hayır gelmez. Yalansa bağlansa konuşayım. Bundan sana hayır gelmez. Çocuğunu mu götürün, eşyanı mı götürün, kendini mi kurtar dedim. Bu sana dedi hayır gelmez. Bunu bırak dedim. Gittim abim bile. Abi dedim böyle bile eve gelmiyor. Esnaf geri kirasını istiyor. Suyu, elektriği veremiyorum. Ben nasıl yapayım? Çocuğa dedim çocuk doymuyor, bağırıyor. İki benim bunun küçüğü olan anne epek patates kaynattım. Bu sefer ekmek istiyor. Ekmek yok. Ya Allah'ım bir kuru ekmek olmaz mı? Allah'ın ismi hakkı için yok. Gittim işte abime gittim. Abi dedim eve gelmiyor dedim. Bu herhalde bir yerde de öldürdüler. Sağ olsa çıkar. Akşam eve geldim. Ben geldim, sen neredeydin? Dedim ben abim gile gittim. Söyledim, oradan da kendi abim gile geçtim. Anneme haber gönder. Anneme haber gönder deyince eve gitti. Sabahtan gitti gelmedi. Annem gül bekle köyde abim geldi. Gaziantep'te abim o geldi. Konuşuyorlar. Kendi yok. Ben derdimi, şikayetimi söyledim. Sonra baktı ki akşamüstü onlar belledi ki benim ailem gitti. Ailem beni bırakmadı, gitmediler. Yani kısaca anlatırsak abin geldi seni almaya. Evet. Şimdi bak eve geldi. Parmaklarına sarılı saç şuraya çek gazlı bez. Hani kolun kırılır, doktor alçı bağlar ha. Alçı yapar. Ne oldu kolun? Düştüm. Ya kaza mı yaptın? Yok. Allah şey baktım kolunu zorla açtım. Kendini yitkiledim yere, kolunu açtım ki hiçbir şey yok.
Ya dedim bu nasıl yalan? Bu 5 günden beri sen evdesin. Bu çocuklarım ne oldu? 3 tane çocuk var. Ben varım, gencim. Kirada oturayım. Kapısı tahta. Güle benim bütçemde oturayım. Her beni tanıyan çok gören varsa da. Ablacığım şöyle söyleyeyim. Çektim. Yani çok zor bir dönem geçiriyoruz. Evet. Onu anlıyoruz evet. Ama ben Özlem'in yerine sorayım aslında istiyorsan haklı. Özlem sorsun. Çocuğum haklı. Özlem de diyor ki abin geldi hani diyorsun anneannesi var vesaire var. Evet. Bizi niye bıraktın? İşte diğer. Yani niye ben çocuklarımla beraber geleceğimin mücadelesini vermedin? Ben çok çocuklarımdan... verdim. 8 yıl verdim. 8 yıl dilek hayır, oladı. O evden çıkarken neden işte o 2 aylık bebeğini de kucağında götüremedin? Mesela? Annem istemedi. Annem istemedi. Ölse dedi bakar mısın? Ben öyle anneyi de annelikten kabul ettim. Sen çocuğuma dersin benim kendi büyükler istemiyorsam o küçüğü alayım. Emzirim yani onun sana zarar dokunacak. Hayır çocuğun isterse gelme dedi. Ben abim araba tuttu arabaya bindirdim götürdüler. Sonra duydum ki evlatlık vermiş babası. Diğerine üye sonra vermiş. Ne kadar zaman sonra evlendin Türkan? Ben 3 sene sonra mı daha acaba? Tam hatırlamıyorum. 3-4 yıl arası. Peki evlendiğin kişinin çocukları var mıydı? Evet var. 4 kızı 2 oğlu var. Hayır vardı yani sen evlenirken. Evet. Yani senin 3 çocuğun yuvadayken sen onun 6 çocuğuna baktın. 6 2 kız evliydi. 2 oğlan 2 kız evin içindeydi. 4 tane çocuğun evet, var. Evet 4 tane çocuk yani senin 3 tane çocuğun yuvadayken evet. Başkasının 4 çocuğuna baktın. Ben işte evlenmeden gittim çocuklarımı yuvaya araştırdım. İşte söyledim var ya aynısı işte benim. Gittim araştırdım yuvada çocuklarımı buldum. Bu kızımı da yani söylemedik o halasının yanına çekene gittim. Bak dedim bir ipucu verin dedim. Ben size öyle vermem. Hayır biz bilmiyoruz. Şimdi hepsi çıkıyla bana telefon ediyor görünce. Peki ben bir şey söyleyeceğim pardon. Söyle. Aslında bir de tabii Özlem'i de bir dinlemek lazım. Özlem de çok. Aslında Özlem sen de annene kırgınlıkların var bildiğim kadarıyla. Yani o kırgınlıklar bitmiyor. Yani büyük bitmiyor abla da, Özlem'den. Ben hiç hesap da sormadım. Sormak da istemiyorum. İçimde yaşıyorum. Ama sen diyorsun ki en azından benim kardeşim bir aile ortamında büyüdü. Ben o aile ortamında da büyüyemedim. Onu da görmedim. Evet mesela babası İV'ye bıraktı. Hiç gidip görmedi. Yalansa bağlansın söylesin. Annen gelir mi? Ben hep gider görürüm. Söyle baba. Eşim giderdi. Yani, babalığım gelirdi. Ha, söylesin yani. O gelir giderdi yani. Tatile getirirdi bayram tatilde okul yani tatilde. Yine annemle de vardı mesafemiz. Ha. Hala da var. Yine yani o kadar sıkı pıtı değiliz. Yine tamam. Mesafem var. Yine var kalbim kırık. Ya çocuğun yuvaya bıraksın bari git gör. Ölü mü, sağ mı, hasta mı? Hiç gidip görme. Ta 17 yaşına gelene için. Adam zaten ya. Sorumsuz ya. Yani ben hapsi çıkarla ben zor durumda kaldım. Adam ailem zaten bana bakmadı. Sorumsuz. Adam ya. Zaten ya. Sorumsuz. Ondan hangi adam bir şey beklemek bağlı. Yanlış. Ondan yani bir şey insan bir şeye azmederse başarır. Ben çok iyi biliyorum. Ben 2 yıl önce duydum bunu. 1 yılda araştırmadım. Diğer 1 yılda ne kadar araştırdın diye gittim sokağa işte bu sokak mı? Evet bu kadar. Ama hiç aklımda yoktu burası mesela benim. Ama dedim ki ben en azından her yere sesimi duyurabilirim. Bu bile eğer isterse bir insan birini bulur. Ben bundan eminim. Ben azmedeceksin. Yok, tabii ki şans yani da olacak. Bir şey yoktu. Hani elimizde sen bir bilgi yoktu. Sen, ben kendim de demiyorum. Çok istedim. O ilk zamanlar için eğitimini diyorum. Eğitimini söyle. İlk öğretim. Annen kaça kadar okumuş? Hiç okumamış. Hiç okumamış. Arada bir tek fark gözüküyor. Eğitim farkı. Evet. Özlem sen yuvada okumuşsundur. Ortaokul, lise birden terkim ben. Yani eğitim farkı çok net kendini benim gösteriyor. Benim psikolojim yani 17-18 yaşında evlendim ama yine benim psikolojim bozuktu. Birkaç defa intihara kalkıştım yani. Ya yani yurtta 2 defa oldu intihar ettim. Hani niye? Ailem yok, annem yok, babam yok, kardeşim yok. Ben niye yaşıyorum? Bunu da çok sorardım. Kendi kendimi içime atardım, tutardım. Niye yaşıyorum yani kimse yok, gelen yok, giden yok, seni soran yok. Niye yaşıyorum dedim. Herkesin var bir annesi, herkesin bir sıcak yatağı var. Yani bunlar benim derslerimi yine etkilerdi. Niye kızım biz gelmedik, babalığın gelmiyor muydu? Anne kaç, yani senede bir defa görürdüm, görmezdim. Yok, yok hayır kızım, hep tatillerde bak adam bana sürpriz yapar. Türkan Hanım gözünü kapatır mısın? Ya her tatil değil, yine bak, getirirdi Allah razı olsun. Gözünü kapatırdım, hele gözüne çarkama dönerim ki. Eşim çocukları almış gelmiş dinlerler. Getirirdi. Şimdi aslında ama... ben bu devletin yuvalarını çok önemsiyorum ve
O yüzden de hepimizin de aslında vatandaş olarak bir şey istediklerinden de değil. Dörtlük. Her şeyimiz dört yani dörtlük. Giyecek, sadece anne, giyecek, baba, sevgisi, ihtiyacımız eğitim. Tek bu. Bak sen mesela belki hani okusan, bak lise bir terk diyorsun, sen liseyi de bitireceksin, üniversiteyi de okuyacak. Yani devletin kurumlarını hiç küçümsemeyelim. Ben çok önemsiyorum, çok da saygı duyuyorum. Evet. Özellikle son zamanlarda gerçekten sosyal hizmetlerin şimdi çalışması, eğri oturalım, doğru konuşalım. Çok güzel her çalışıyorlar. Her şeyimiz dört dörtlük. Yani benim gittiğim, gördüğüm, konuştuğum kurumlardan aldığım bilgilerden harikalar. Yok, güzel. Tabii ki daha iyisi yaşadım. Vardır hayatta. Her şeyin daha iyisi var ama bir kıyaslama yaptığımız zaman sadece sevgi. Oradaki ihtiyacın belki, sevgi oluyor. Belki Türkan Hanım sizin üçünüzü alıp kendisi sosyal hizmetlere bıraksaydı, her hafta sonu sizi yanına alabilecek bir ortam daha olsaydı. Daha değişik olurdu. Yatılı okul gibi. Gidersiniz, eğitiminizi alırsınız, yemeniz içmeniz olur. Hafta sonu sizi yanına alabilseydi. Evet. Türkan Hanım'ın annesi, yani sizin anneanneniz size sahip çıkabilseydi. O çıkamazdı. Ben onu yani hatırlıyorum. Benim ekmek yiyecekler ya. Bir de şöyle bir şey var. Bunu bütün bayanlar yapıyor. Bir eşle evleniyorlar. Sen onun 4 tane, 5 tane çocuğuna bakıyorsun. Adam senin 2 tane çocuğunu kabul etmiyor. Bakmaz. Seninki de çocuk. Bakmaz. Sen onun 4 tanesine bakmışsın. Sen kendi çocuğunun ikisini nasıl yanına alamıyorsun? Bakmaz. Bir çocuğa yanına bakmaz. O evlenme değil, o sığınma. Yani kimse evlenme yani. Değil evet değil o evlenme yani. Evlenme değil o sığınma. Yani ben bir başkasının çocuğuna kalkacağım, işte mama hazırlayacağım, altını değiştireceğim, yemeğini hazırlayacağım, onu okula göndereceğim. Ama o ne olursa olsun benim eşimin çocuğu. Annesi de ben değilim, babası da ben değilim. Ama benim çocuklarım da yuvada. Bir tanesi de evlatlık, öldü mü kaldı mı ne oldu bilmiyorum. Ama ben o hayatımı düzene sokacağım. Ondan sonra da çıkacağım karşısına, diyeceğim ki işte ben seni aradım da şöyle de böyle. Vallahi bana kim kızarsa kızsın Müge Hanım, ben böyle bir şeyi affetmem. Asla da kabul etmem. Etmem. Bir başkasının 4 tane çocuğunu annelik etmiş kadın önce kendi çocuğuna edecek. Aç kalmaz hiçbir çocuk. Ben gelip senin kapına çalsam, desem ki hiç seni tanımıyorum, Müge Hanım benim çocuğum aç, sen çıkarıp ona bir ekmek vermez misin? Herkes verir. Herkes verir. Ben insanım diyen insan kapısının önündeki çocuğa bir ekmek verir. Bak herkes verir ya ama eski zamanda biraz hayat, daha farklı. Ama hayat biraz kurmak öyle de ve Gaziantep'ten bahsediyoruz. Evet. Orada bir hayat kurmak ekmek değil ki sadece. Ev, elektrik, su, odun, kömür, giyecek, okul, her şey. Yani annen bak hiç okumamış. Baştan başlıyor her şey. Evet. Eğer annen okutulsaydı, evet, annen eline bir meslek sahibi olup babanla evlenseydi, zaten çalışan alamaz. Bir kadın olsaydı bu kadar kısa sırada 3 tane çocuk yapmazdı. Evet, yani. Tabii. Yani bak sen de benzer bir şey yapmışsın. Arka arkaya. Tabii ki doğana Allah uzun ömür versin. Ama elinde mesleğin var mı? Yok. Elinde mesleğin olacak. Şöyle düşüneceksin. Ben tamam evlendim. O da babası. Ama demin annelik içgüdüsünden bahsetti ki hocam ne dedi? Belki babalık dedi onun 1/3 kadar bile değil. Annelik içgüdüsü aslında şu demek. Ben bakabileceğim kadar çocuk yapacağım. Kocam değil. Ben bakabileceğim, evet, kadar. Ben ömrümün sonuna kadar bu çocuğa bakabileceğim dediğim çocuğu doğururum. Evet. Kocama güvenip, bak ben size bir şey söyleyeyim. Hiç kimse kocasına güvenip çocuk doğurmasın. Doğurmasın. Kendine güven. Kendine ne kadar güveniyorsan, ha o kendine güvenin içinde annene güvenmek de olur, abine güvenmek de olur, babana güvenmek de olur. Ona da katılıyorum ama kendine güven, aslında yap o çocuğu. Aslında kendine güvenmem. Ama ben babasına güvenip bir de çocuk yapamam ya. Eski imkanlarla yani. Şimdiki imkanlar değil, bir değil. Yani o yüzden eskiden daha şeydim ya ama çok dedi, gördüm. Ben de Türkan Hanım'a da... 30 sene yani. Yine biraz 30 hak ver, çok değil biraz ülke düşün. Için. 30 yıllık zaman. Bu kadıncağız gitti, sokağın... Okuyamaz. Bindiği otobüsü okuyamaz. Okuyamam, hayır. Vaziyette. Hala daha çok okuyamıyor musun? Yok. Yok, okuyamaz. Böyle bir şey. Böyle bir sosyal öğreti. Sosyal öğretide erkek çalışır getirir. E kadın ne yapar? Kadın bekler. Anlatabildim mi? Yani, ünlü bir Türk şairinin babasına sorsun. Niye böyle yaptın? Ünlü bir Türk şairinin kitabından bir alıntı söyleyeceğim. Bir şey çok önemli. Kadınlık ayakları uzatmak, rahat etmek değildir diyor. Yani bu yazılı olduğu için aynen söylüyorum. Yani kadının da çalışma hayatında olması lazım. Kadının bir mesleği olması lazım. Ondan sonra kendi ayaklarını durup çocuklarına bakabilecek hale gelirse özgüven duygusu çok yerine gelir. Yani yanında da Allah inşallah herkese çoluğunu çocuğuna sahip çıkan bir adam nasip etsin, bir koca nasip etsin, baba nasip etsin. O da o zaman ekstra sürpriz olsun yani. Desin ki yani o da onun ekstrası olsun. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde duralım. Ona da diyelim ki aa böyle de bir adam çıktı, Allah'ım sana şükürler olsun. Ama bak
Türkan Hanım'ın annesine de bakarsan, Türkan Hanım'ın annesi de bizim düşündüğümüz anlamda annelik duygusu taşımıyor. Evet. O annelik duygusu taşısa o da 3 tane torununu orada bırakmazdı. Yani o yüzden Türkan Hanım da belirli şeylerden, süzgeçlerden geçerek gelmiş. Sana şunun için söylüyorum. Özlem buraya geldiğinde ben annemi babamı arıyorum dememişti zaten. Kimse ekranda yanlış anlamasın. İlk günü hatırlayanlar. Ben kardeşlerimi bulmak istiyorum demişti. Ama bence genç ve yaşadıklarından da pişman olan, belki geriye dönse çok daha farklı davranacağına inandığım yanında da bir hanım var. Yok, ben ayrılığından pişman değilim. Çünkü daha çok. Ama böyle ben yapar çok. Mıydın? Yine bırakır mıydın çocuklarını şimdiki aklın olsa? Ben okumuşluğum olsa bir işe girer çalışırdım. Okumuşluğum yok. Yer uyurdan bilmeyeyim. Tek eve para getirmiyor ki, aylık vermiyor, eve bakmıyor. Ben ne yapayım çocukla? Siz söyle. Bir küçük tipim var. Peki ben küçük bir şey söyleyeyim. Çamaşır mı yıkayayım? Yemek mi yapayım? Komşularım çağırdı. Bir şey söyleyebilir miyim? Enerjin suyu gider 3. katta geldik. Neyse ben ne desem da. Batırıyoruz işi yani. Neyse ben ne desem şey olamıyor. Ben çektim. Allah bilir benmiş. Kaç ben çocuk mesela vardı? Ben evlatlık kaç çocuk falan vardı öyle. O zaman? O zaman 2 çocuğum vardı. Gittim annem bile gittim. Belki düzelir dedim. Geldim. Geldin 3. Yani sağ... Özlem'le beraber 2 çocuk mu vardı? Önce ayrılığımda yani annem bile gittiğimde bir oğlan bir kız vardı. Sonra da Özlem büyükler. Oldu. Ha, sonra geldim de Özlem oldu. Yani Özlem şunu söylüyor kısacası. Haklı. Diyor ki haklı senin ben. Çektiklerine 8 sene babamdan çektiklerine son derece üzgünüm diyor. Onu anlayışla karşılıyorum diyor. Oradaki acziyetini çok iyi biliyorum. Fark etmediğim tek şey diyor, affetmediğim tek şey neden diyor bizi bıraktın diyor. İşte zor durumda oldum. Ben evlatlık alındığımda tek bir olay hep gözümün önüne geldi. Hala geliyor. Onu da dile getirmek istiyorum. Benim annemle yani beni büyüten anneyle baba bir ufak tartışma yaşamışlardı. Ben 16-17 yaşındaydım böyle. Bak artık hani 16-17 yaşındayım, bebek değilim, bırakılacak gibi değilim. 16-17 yaşında artık olay biraz ciddileşti. Babam anneme dedi ki artık olmayacak, boşanalım işte, sen git annenin evine baba. Annem bana dedi ki Özlem bu evde olduğu süre içerisinde ben onu yalnız bırakmam. Sen beni dövsen, öldürsen, kapının önüne koysan da ben buradan gitmem. O kendi ayaklarının üstünde durduğunu gördüğüm noktadan sonra. Ben ama onu asla bırakmam dedi. Sen beni bugün burada dövsen, öldürsen de dedi. De o kavga hakikaten ilerledi, boyutu ilerledi. Benim annem gözyaşı içinde beni aldı, kapıyı kilitledi. Babam ona bir şey yapmasın, bir şey demesin diye içeride kaldı benimle. Bunu yapan beni doğuran değil, beni büyüten. Benim için o anki o yapılan eziyete bile sesini çıkarmadı. Ben kızımı bırakmam dedi. Ben kızımı bırakmam. Ben 17 yaşındayım ama anne diyor ki ben o kızı bırakmam. Ben bırakırsam ne olacak bu diyor, seninle mi kalacak diyor. Ya da kimin yanında kalacak diyor. Bunu da yapan benim, beni büyüten anne ki 17 yaşına gelmişim, büyütmüş artık yani. Bizim orada 17 yaşında al buyur evlendir yapıyorlar mesela. Ha bırakırım, o da evlenir. Ama beni büyüten anne diyor ki 17 yaşında ben bunu bırakmam. Bu benim hep kulağımın içinde dönüyor, ben bunu evlatlık olduğumu duyduğumda. Hep diyorum bak beni 2 aylık ya 2 aylık bebek. 2 aylıkken doğuran anne bırakıyor. 17 yaşında beni büyüten anne ben kızımı bırakmam, sen beni öldürsen de diyor. Beni alıp içeriye giriyor. Gel buyur vallahi bunu yaşa. Vallahi şimdi Özlemciğim ben şimdi Türkan Hanım hani sen her şeyde haklısın dersem belki bu Türkiye'de yaşayan binlerce hanımefendiye de haksızlık etmiş olurum. Yani ben de yanlış anlaşılmak istemediğim için ben adaletten yanayım. Yine söylüyorum belki şu anda bizi izliyor. Akşam kocasından dayak yemiş ya da cebinde 5 lirası olmadan akşam çocuğuma ne hazırlayacağım diye düşünen anneler var şu anda ekran başında. Evet. Ama her anne çocuğunu bırakmıyor. Onun bir yolunu buluyor ve yok. Ben de aynı şeye inanıyorum. Ne olursa olsun bırakılmaz. Ha ölürsem hani öldürürlerse ayırırlar. Ama büyük sözüme tövbe. Ben ölene tövbe, kadar dayanmadım. Bırakamaz. Bırakamaz. Evet. O da o annelik belki içgüdüsü dediğimiz şeyde herkesin yani her kadında da aynı şekilde de olmaya da bilir yani, ona da bir şey diyemeyiz. Vallahi şimdi bir şey bakalım. Herkes kedi örneğini bilir. Kedinin yavruları var 5-6 tane değil mi? Onlar 4 ayakta durup da kendi yemeğini çıkarana kadar anne koruması altında. Baba kediyi gören var mı hiç? Ay diline sağlık hocam. Ya. Gelip bir de bazen de yiyor. Yani baba evet. Kediyi hiç gören yok. Yani annelik çok büyük bir duygu. Çok hani büyük kedi, bir şey. Kedi yani. Enceğini taşır gibi derler ya, ben o lafı çok kullanırım. Benim sürekli ben evde bir şeyler dönüyorum. Kedi enceğini taşıyor. Gerçekten o kediler oradan oraya, oradan oraya çocuklarını taşıyorlar. Ama
Şimdi burada da Türkan Hanım'ı da bulduk. Ona da yani hani şimdi vuruna balayı da yapmayalım. Bence o da buraya kadar geldi. Özlem de diyor, benim de kırgınlıklarım var. Ben de çok ısınamadım diyor. Bunu niye bu kadar aslında hazır gelmişken Özlem de kendini çok güzel ifade ediyor. Bu kadar konuştuk. Şu an çocuğunu bırakırım. Sonra dönerim. Tekrar işte ona kavuşurum falan diye içinizde düşünenler varsa belki en güzel yanıt iki Özlem. İsimleri de şimdi hayatlarına uygun olmuş. Onlar hep aile özlemi çekmişler. Evet. Anne özlemi, baba özlemi, yuva özlemi. İkisinin de adı tesadüfen Özlem konulmuş. Hem evlatlık alan aile Özlem koymuş, hem ailesi Özlem koymuş. Bazı şeyler olmuyor. Ve bir çocuğun bence annesine kırgınlığı hayatındaki bütün kırgınlıkların çok üstünde. Yani ben size kırılırım, unuturum. Umursamam bile. Ama insan annesine kırıldı mı böyle bir şeyde, o tam böyle bir iç kırgınlığı oluyor yani. Kalp ben, kırıklığı oluyor. Evet. Farklı bir şeye takıldım. Şimdi hanımefendi iki kızı nasıl ayıracak birbirinden? İkisi de Özlem. Küçük Özlem, Özlem dur bir de telefon hattımızda kim var biliyor musun? Bir de senin bir abin var. Evet. Biz konuştuk onu. Unutmadık da biraz geride kaldı. Sedat Demirkral. Sedat Bey günaydın. Sedat Bey. Telefon attığımızda mı? Tamam. Sedat Bey. Bu arada biyolojik baban da telefon attığımız demiş Özlem. Merhaba demek ister misin? İstemiyorum Müge Hanım. İstemiyorum. İstemiyorsun. Zekeriya Bey kusura bakmayın. Yani burada Özlem'in çünkü, yani bu Özlem'in çünkü mutlu bir anı. Onun da o mutlu anını şimdi eğer istemiyorsa şey yapmak istemiyorum. Tabii ki sizinle eğer görüşmek isterse sonra görüşür. Zekeriya Bey bütün bu olayların en yani müsebbibi olarak gösterildiği için kimse galiba onunla konuşmak istemiyor. Haklılar da yani. Sen de çoluğuna çocuğuna sahip çıkacaktın Zekeriya Bey. Hatta mı Sedat? Sedat Bey. Alo. Günaydın. Gözünüz aydın. Günaydın. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Ben aradan çıkayım. Kız kardeşinizle ne söylemek istersiniz? Karşınızda kız kardeşim. Tabii. Onu ben ben bazımı cidden çok rahat buldum. Hali keyfi yerindeymiş. Bizden daha çok iyi yetişmiş. Çocukları var. Sahip çıkıyor. Çok hoşuma gitti. Biz öyle büyüdük ki çok hayırsız, çok vefasız babanın kurbanı olduk biz. Tabii biliyorduk bir vefasımız var. Fakat hiçbir imkanımız yoktu. Biz halamıza sordum, dedeme sordum. Bulamadık bir türlü. Ne bileyim ben bir şey diyemiyorum ama belki şu an o babam bizi dinliyordur. Şu tabloyu görsün ve utansın, hayatı boyunca unutmasın. Ağlıyor. Daha bizim gibi 13-15 tane bu insanın sağda solda çocuğu var. Öyle mi? Biz burada sadece görünen biriyiz. Ha başka kardeşler oldu sonra yani başka çocukları? Bu 4-5 evlilik yapmış. 13-15 tane hala bunun çocukları var. Aaa! Yani daha utanmadan, ağlamadan bu televizyonu nasıl bağlanım benim ağzımla konuşmak istiyor. Ya ne hakkı var? Peki Sedat'cığım, sen hatırlıyor musun Özlem'in verilişini? Yok ben 1-1,5 yaşındaydım. Pek aklıma gelmiyor ama... Sen küçüksün. Sen de o zaman küçüksün. Anladım. Yani ben yuvaya verildiğimde süt içiyordum daha. Peki Özlem diyor ki beni yuvaya soktular banyoya. Saçımı kestiler. Uzun bir koridor hatırlıyorum. Kardeşimden de ayrı kaldım. Çünkü kızlar erkekler ayrıydı. Sen o zaman ama yuvaya gittiğini de hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsundur yo, sen de herhalde. Yok benim sadece hatırladım. Bize süt verirlerdi. Süt hakkımız vardı. Ben fazla süt isterdim. Çok içmeyi istedim ama vermezlerdi. O süt aklımda kaldı. Yani o anları hatırlıyorum. Bir sütü hatırlıyorsun. Sonra anneni kaç yaşında buldun? Ben 10 yaşında filandık ama daha önce esinden annem tabii gelir giderdi yanımıza. Ay valla artık bizim kameramanlar bile ağlıyor. Ben de valla böyle hani şey... Yani ben bir gün yurttan çıktık. Benim gidecek hiçbir yerim yoktu ama... Bir gün
havada bir kar yağıyordu. Ben sokakta kalıyordum. Beni bir polis buldu, tek başımdaydım. Dedi ki, sen dedi, bu karda bir yaşta nasıl geziyorsun dedi. Ailen yok dedi. Ben babamın evini gösterdim. Ve üstümde kısa bir penye. Babam dedi ki, bu dedi, eve gelirse benim eşim gider, ben bu insanı eve alamam dedi. Ve beni eve götüren polis de teyzemin oğlu. Ya biz bu şartlarda büyüdük. Şu an ben evliyim, iki tane kızım var. Allah bağışlasın. Benim ne halamın, ne amcam, hiçbirinin evimde bir tane çaydanlık dahi almadı. Ben her şeyi kendi alın terimle, kendi hakkımla aldım. Ve benim babam benim kızlarımı daha görmemiştir. Göstermemle. Sana helal olsun. Belki böylesi daha da güzel. Boş biz ver. Üçümüz yeteriz abi birbirimize. Yeteriz artık. Bundan sonra da... Ama yine annemden Allah razı olsun. Çıktı sana. Bizimle her zaman ilgilendi. Yine o yapması gereken yine zorla da olsa, şartlı şartlı da olsa yaptı yani. Annemin emeği var üstümüzde. Belki sana yetişemedi ama var. Bizde var yani en azından. Şartlı ne demek? Şartlı şartlı? Yani babalığım görüşmemizi fazla istemezdi. Kendisini artık sevdiğinden dolayı yani... hatırını kırmazdı. Mesela ben bir ay geldim. Annemin en büyük kızını dövdüğüm için geri tekrar beni alıp yuvaya geri götürdü bir ceza gibi. Ben mesela geldiğim zaman annemin koynunda yatmak isterdim. O istemez de ayrı yatsın, yanımda gelsin yatsın derdi. Ne bileyim yani. Yine Allah razı olsun. Şimdi ben inkar edemem hakkını, emeğini. Geldi gitti yani, hiçbir hakkı üstümüzde yokken gelip giderdi. Yine harçlık verirdi cebimize, yiyecek falan alırdı böyle verirdi bize. Getirir götürürdü yani, onları inkar edemem. Ama ben hissederdim mesafeli, annemle mesafeli olduğumu bilirdim yani. Yaklaşamazdım. Yani yuvaya gelip giden üvey baba mıydı? Evet. O gelir giderdi yani. Üvey annem... baba anladığım kadarıyla onun da 4 tane çocuğu var. İlgilenirdi biraz da yani gelecek ki ona Türkan'da kendi çocuklarına iyi baksın diye. Herkes al gülüm ver gülüm. İkinci yani. Eşim 6 çocuğu var. İkinci eşim 4 kız 2 oğlan vardı. Ya. 2 kız gelindi. 2 oğlan 2 kızı da işte ben kızları gelin ettim. Annesi de oğlanları verdi. İşte senin başında da bir aile olsa belki diyecek ki sende 4 tane çocuk var, o zaman benimkileri de al. Biz Sedat da benimle ne olduğumu söylesinler, ben hiç konuşmam. Genel vicdanına bırak. Valla Türkan Hanım, ben bu programda gördüm ya. Bak mesela bak Zeynep Hanım'ın da yüzü burada, ona da söylüyorum. Yani 4 tane torunu var, ben bakmam diyor. Ya. Ben böyle bir şey kabul edemem. Ya. Hala olarak ben yeğenime bakmamı kabul edemem. Teyze olarak, amca olarak, dayı olarak nasıl bakmayacaksın ya? Evet. Hani bakmam ne demek yani? Evet. Acaba böyle bir soru sorulabilir mi? Yani çocuğa bıraktın, niye gidip çocuğa bakmıyor? Gücüm yok. Gücün yok işte, sana hocam devlet para da değil. Veriyor. Diyor ki istiyorsan gel bende okut ama hafta sonu sana vereyim bir aile yuvası olsun diyor. Gücün olup ne yapacaksın? Bir tanesi 14 yaşında, 13, 12, 10 artık kucaklayıp da çişe götürmeyeceksin ki yani. Gidecekler, gelecekler, okula gidecekler. Devlet de her şeyini alıyor. Tek istediği devletin bir anneanne, bir hala, bir teyze, bir amca başında dursun da o çocuk da bir akşam geldiğinde ne bileyim sobada kestane pişiyorsa aile ortamında yesin. Devletin parası da var, pulu da var, yatağı da var. Hepimizden daha güzel bakıyor belki devlet. O gitseniz o çocuk yuvalarına, ben bir ara kıyafet falan alayım demiştim bayramda çocuklara falan. Gittim o zaman Emel Hanım sağ olsun dedi ki beni gösterdi. Müge Hanım dedi o kadar çok var ki, o kadar hayırseverimiz veriyor ki dedi. Depolar, kıyafetler, şeyler ama çocuklar bir yuva istiyor. Bir kalkıp bir evin yatağını topla istiyor. Bir sabah kahvaltısı istiyor. Çok evet, çok sistematik olarak çok güzel büyütülüyorlar orada. Ama yuva istiyorsun işte. Şu yaşta bile hani bir evin, ben mesela 17 yaşıma kadar bir evin nasıl bir ortam olduğunu, yani kız çocuğusun, bir yani 17 yaşında gelin oldum zaten, bir yumurtayı kırıp tavada beceremezdim. Çünkü eline geliyor, hazır geliyor. Evet. Yatağın toplanıyor, hazır. Yemeğin yatağın hazır geliyor. Yatağın toplanıyor, elbisem yıkanıyor, okula beni servis götürüyor, servis getiriyor, her şeyim dört dörtlük. Cebime harçlığım konuyor, ayda bir yani temel ihtiyacın olsun, her şeyin, aklına gelebilecek her şeyin var ama önemli olan ki sevgi. Ama hayatı yaşamayı bilmiyorsun. Bilmiyorsun, evet. Yani bir gidip hani bir otel de bir insan ne kadar kalabilir? Bizimki de otel gibi bir şeydi yani. Öyle o yüzden de devlet ben. Diyor ki ben parasını vereyim.
Ama çocuklar bir ailenin yanında büyüsün. Evet. Yani doğru bir bakış açısı bu. Evet. Yani mesela Mutlulum sen ne çok... diyorsun? Ben bakmam dört çocuğuma diyorsun. Ötekisi torunuma. Ya nasıl bakmazsın ya? Hani bilmiyorum ben ki. Yani benim bildiğim gibi anlamam ya, mümkün hani değil tane yani. Torununa baksan inan et cennete bırak. Gitmeden insan cennete diyorum. Aklım bir an karıştı ya. Hacca. Evet. Hacca gitmiş kadar oluyorsunuz. Yani bilmiyorum. O kadar büyük bir ihtiyacınız oluyor ki ben o camların önünde ne kadar ağlardım ki annem mi gelecek, babam mı gelecek? Bir sevgi ya, başka hiçbir şey değil. Sevgi, sadece sevgi. Bilmiyorum. Yani ben şu anda bile insanlara güvensiz oluyorum. Her insana oturup derdimi açmak istemiyorum. Hep içimde yaşıyorum. Zor. Çok zor. Hani annen olsa ki annene anlatırsın, kız kardeşin olsa kız kardeşine söylersin, abin olsa abine anlatırsın. Belki yengen, belki teyzen, belki halan derdini söyleyebiliyorsun ama yurtta kimsen yok. 17 yaşında olacaksın, senin sorunların zaten 17 yaşında daha bir kuvvetli oluyor. Nasıl söyleyeyim yani bilmiyorum. Zor. Çok zor. Ama o anda anne baba 17 yaşında da 6 yaşında da olsun 5 yaşında da olsun yani bir ihtiyacın anne diyebileceğin böyle sıcak bir yuvanın olması önemli olan. Yine sen onu yaşamışsın, biz onu da görmedik, biz onu da hissedemedik. 17 yaşındaydım ben anne kokusunu özlerdim, hala onu isterdim yani. Şu anda yine öyleyim, annem olduğu zaman akan sular duruyor. Gerçekten annem kıymetli değil, çok kıymetli, çok seviyorum ama çok kırgınım. Çok kırgınım. Ne yapayım olsun elimden? Baba bıraktı hele git bak öldü mü sağ mı ben ne yapayım? Yine babam da öyle. Hepsini çok seviyorum. Halalarım, amcalarım, dayılarım, nenem, dedem hepsi çok kıymetliler. Çok seviyorum. Hiçbirini kırmak, incitmek de istemiyorum. Ama çok kırgınım. Hepsine de çok kırgınım. Sen o sevgi açlığından dolayı gene onları seviyorum diyorsun ama ben söylüyorum. Evet. Yani ben eğer öldükten sonra bir tane yani çocuğuma benim kardeşim bakamayacaksa yani ben onu bilsem hiç onunla şu saatte kardeşlik etmem yani. Ama bunca benim hep içime kardeşim attım, bakar. Attım. Bundan sonra da söylemek istiyorum hepsine var kırgınlığım hepsine. Hepinize çok kırgınım. Söylemek istemiyordum. Hep içimde yaşıyordum. Ama söyle bu saatten sonra. Ben artık her şeyi söylüyorum. Bir saatten sonra herhalde bu hormonlar da değişiyor. Ben artık hiçbir şey tutmuyorum içimde. Bilmiyorum. Ben hiç öyle değil yani. Vallahi öyle. Artık 30'lu gibi. Ne hissediyorsam söyleyeceğim. Herkes bana yaparken babam böyle telefonda bana der. Kızım seni çok seviyorum. Öpüyorum. Her telefon açışında bunu muhakkak söyler. Tamam baba derim. Ama diyemiyorum. Ben de seni seviyorum. Kaç tane öpüyorum. Var senin babadan daha kardeşi? Ben bilmiyorum vallahi. Tamam, 13-14 tane dedi abi. Ayrı ayrı eşleri var. 4-5 kez evlendi. Yani hepsinden öyle. Sen de yani zamanında istemişsin bir 20 tane falan senin kardeşin var demek ya. 13 tane falan olması gerek. 13 o. Sizde 3. 13 bizde 17. 13. He? Bizle 13. Sizle 13. E sonra Türkan Hanım'ın kaç tane oldu? 3 tane. 3 tane de oldu 16. Hı. Vay 16 kardeş Özlem'e. Yani tamam ama biz hiç birini görmüyoruz. Tamam ya valla çok ağladık içimiz kaldı. Sorunlar başladı, çocuklar başladı. Maşallah bir 25'i falan geçer. Evet. Ya neyse bence biz şu tabloyu ekrandaki şu tabloyu normalleştirmeye çalışalım. Geçmişle de yaşarsak hiç mutlu olamayız. Evet. Tabii. Artık şimdi bu saatten sonra da kendinize bir yeni sayfa açın. Türkan teyze ne yapıyorsun sen güzel kısır mısır dolma ne yapıyorsun? Yap şöyle bir dolma şu çocukları al etrafına. Tabii alacağım bırakmam ondan ki. Sonra... Kendi beni bıraksa ben bırakmam. He, ondan sonra artık evet sen de yani bundan sonra bunun mücadelesini vereceksin. Yani biri Türkan Hanım haklı. Yani biri desin ki haksız çocuğuna bıraktı gitsin bağlansınlar. Benim hiç kimse de bir şeyim yok ya. Ya o anki durumlarda onu gerektirmiş. Ben gittim o dinledikçe o da anlayacak. Ben nerede bir evlatlı kız var ben gittim baktım nüfusa başvurdum. Ana ismi baba ismi duruyor. Bak özellikle söylüyorum. Bak Zeynep Hanım'a bak.
Bak diyorum ki Zeynep Hanım, bakar mısın torunlarına? Benim okumuşluğum olsa ben... Gücüm yok, ben demeyeyim bana. Çünkü gücüm yok. Yok diyor yani. Hocam tamam. Memleklik değil. Ha. Çocuk asker ücret çalışıyor. Çocuğuna bakar mı? Devlet para bakmaz veriyor, ki. Para. Devlet ne? Babasına veriyor bana. Vermiyor ki bir şey. Verir, sen sana verir, sen bakmazsan. Valla ben bakarım. Babası da babaysa getirip sana verecek. Devlet ona veriyor bana. Vermiyor ki. Devlet sana da verir sen istersen. Sana teslim ederse. Ya neyse, ben onu sormuyorum. Ben çocuklar sana verilsin diye söylemiyorum. Diyorum ki örneği gör. Evet. Yani senin anneannen de böyle söyledikten sonra Türkan Hanım ne yapsın? Kalacak yeri yok. Okuması yok, yazması yok, evi yok, barkı yok, kalacak, parası yok, ne yapsın? Yok. O yüzden sen annene de sarıl, onu da anlamaya çalış. ve yapma Özlem. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Kendini bundan sonra mutlu etmenin de yolunu bul. Sen kendini sen mutlu edersin yine. Ne mutlaka. Sen bir annene sarıl, onu da bir anla. Ve de ki iyi ki ben onun ya durumunda ona, değilim. Ben de hak veririm ona, o da haklı. Ben olsam ben de söylerim. Haklı. Haksızdır yani. Yani yuvaların gelenleri bile söylemek istiyorum Müge Hanım. Hakikaten ne hissediyorsam onu söyleyeyim ki. Çok evet. Haklısın. Yani bunları dediğim gibi benim söylemek hakkım, kırgınlıklarım var, kızgınlıklarım var. Aradığımı buldum. Buldum yani, ötesi yok. Aha annem, aha bacım, aha kardeşim, her şeyim benim. Ben onu dün gördüğümden beri yerimde duramıyorum. Ben gözümü kapatmadım. Sabah olsun artık arkada böyle dakika sayıyorum. 10 dakika, 5 dakika. Ben bu özlem içindeydim. Bu özlemi arıyordum ben ve bu özlemi buldum. Lütfen yani ben gerçekten içimden gelen neyse o. Tabii ben zaten şu an için söylemiyorum ama ben Türkan Hanım'ın da... Tabii ki zamanla ben şimdi en başında da dedim. Şimdilik, hep şimdilik diyorum. Tabii ki zaman ben asla demiyorum. Zaman bana ne göstereceği. Şimdi ben hak verseydim ben haksızım. Kesin babasına hesap sor. Beni neden verdim? Hesap sorma değil. Değil. Artık ben onun kadarıyla babana hesap soracağım. 13 tane 10 dakika çocuk var yani. Bırakabilir misin? Ben çok zor durumda. Asla. Bırakmışlığım yok. Annem dedi ben size çocuğunu istesem. Allah çocuklarımızın karşısına hayırlı insanlar çıkarsınlar. Kız erkek ayırmıyorum. Evet, evet, evet. Kızımın karşısına da oğlumun karşısına da Allah hayırlı insanlar çıkarsın. Bak gerçekten şunu da unutmayın. Ben bir kadın olarak söylüyorum. Hani erkekleri ayırdığım için söylemiyorum. Erkekler için de aynı şey geçerli. İnsanın karşısına Allah'ın cezası biri çıktığı zaman gerçekten onun hayatını mahvediyor. Tabii. Evet. Bunun karşısında mahvolmamak için ailenin olması lazım arkanda. Bak ister eğitimli ol, ister şu ol, ister bir şey değil. Aile olacak böyle arkanda. Sana kol kanat gerecek. Diyecek ki sen üzülme. Ne olsa da ben senin arkandayım. O zaman sen her şeyi yapabiliyorsun. Ama işin de olsa, gücün de olsa o çocuğu bırakacak kimsen yok. Hani hem çalışıp hem ev hem çocuk falan filan bir kadın için çok zor. Arkada insanın Allah'ın kapı gibi ailesi olsun. Allah yani o, önce bilmiyorum ki onu da seçemiyoruz. Anneyi, anne çok önemli. Evet. Hani ben anne 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 diyorum ama ben anneme 50 bin kere anne desem, 50 milyar kere anne desem ben annemin hakkını ödeyemem. Annem olmasa ben bir hiçim. Hiçim. Bir de... O yüzden sizin kırgınlığınızı da çok iyi anlıyorum. Evet, ama en çok da böyle bir hani öteye git dese anneme kırılırım. Onu çok sevdiğim için demez o da ama. Hani anne, insanın arkasında annesi bir oldu de, mu? Anne demek Allah çok uzun ömürler şey versin. Annem, anneannem hep söylüyorum. Ama bazen de olamıyor. Siz yine de sizinle o kadar gurur duyuyorum ve sizi seviyorum ki siz ve sizin gibi birçok kişi arkanızda anneniz olmadığı halde yuva kurmuşsunuz, evlat yetiştirmişsiniz, namuslu, şerefli, vatana, millete bağlı insanlar olarak yetişmişsiniz. O kadar gurur duyuyorum ki sizinle. Siz çok daha güçlü insanlarsınız. Çok daha sağlam insanlarsınız. O yüzden de birbirinize sarılın. Yani bu zamana kadar bunu başarmışsınız. Bir de öyle üç kardeş bir araya geldiğinizde şimdi dağları yıkarsınız. Erkek kardeşim ilk size programa gördüğümüzde, başvurduğumuzda, yani kız kardeşim söylediğinde erkek kardeşim aradı. Abla ne olursun annemin yanına git, sen hallet bu işi, kardeşimi al gel dedi. Aldım, geliyorum. Elini artık tuttum, bırakmayacağım. Fotoğraflarınızı bekliyorum. Dolma yap, benim yerime değil. Şöyle çocuklarını da bir etrafına topla, bir fotoğraf gösterelim. Artık Özlem bizim kızımız. Özlem seni teşekkür. Çok seviyorum. Ben de. Senin o böyle bıcır bıcır konuşmanı çok sevdim daha buraya ilk geldiğinde. Çok teşekkür ederim. Gözün aydın. İnşallah bundan sonra hayatın daha istediğin gibi olsun. İnşallah. Artık kalabalık bir ailedesin. Sen de kendini mutsuz etme. Bazı şeyleri de bırak, hayatında yaşamaya bak. Oğlum telefonda mı? He. Sedat.
Dur konuşursun sonra sen. Tamam. Hadi reklamlara girelim. Kaybolan bir hanım var. 6 aylık bir kayıptan bahsediyoruz. Kimseyi aramıyor. Mesajlaştı. Kişi geldi. Dedi ki ben onunla konuşmuyordum, görüşmüyordum bir senedir. Benim yanımda kesinlikle yok. Eşi de diyor ki onun kaybolduğu gün ben de Mart ayında gittim orada çarpışır. Çaydanı falan çıkardı. Çayımı koydum. Pişene kadar arabanın içindeydi. Mehmet Ali Bey diyor ya piknik tüpümü açtım çay demledim diye. Sabah ezanında yağmur başlıyor ve akşam ezanına kadar bütün Malatya'da kesinlikle durmuyor. 10 Mart öğleye kadar çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. Öğleden sonra yağmurlar durmuş. O çamurda o araba oraya sokulur mu? Çamur değil orası. Bu mazlumlu süre. Çakıl yani çakıl. 9 Mart akşamı yağmur yağmaya başladı. 10 Mart bayağı bir şiddetli yağdı. 11 Mart da öğlene kadar yağmur devam etti. Bu şekilde gezindim burada. Bu arkadaşlar böyle birisi camdan yani özenle arabaya baktı. Size söyledi mi bu göleti? Hiçbir şey söylemem. Suriye mesajını eşinin çektiğini duyunca birden dink oldum ben böyle yani. Heh. Nasıl olabilir? Heh. Eşimin telefonuna mesaj gidiyor. Şu anda Suriye'ye geçmek üzereyim. Beni bir daha arama. Ailesinin Nuran'ı aramasından size ne? Arar. Niye aramasın ailesi Nuran'ı? Bak bu kadın ortaya çıkmazsa ben zaten biterim yani. Çünkü benim kafamda kaybolmuş. Tatlı Sert devam ediyor. Gün süre kadar çalıştı. Kaybolduğunu söylüyorlar. Hı. Servis şoförü de bize söyledi. Geçmiş olsun dedi. Hani kaza olduğu için böyle görüşmüştük. Babasıyla kalıyorum diyordu. Çocuklarım var. Eşim de ayrıyım diyordu. Kaybolduğundan bir hafta sonra verdiğimiz üyemeye fişlerini getirip parasını aldı. Yani. Adı da yazıyor. Nuran Çavuş diye yazıyor. Şimdi anlatacağım şey bence bugüne kadar bahsi geçen konular içinde en garibi. Hava Çetinkaya ve Ayşe Korkmaz aramızda. 8 yıl önce 13 Mayıs 2006'da kardeşleri Hasan Yüksel'i kaybediyorlar. Isparta Sütçüler ilçesi Çoban İsa köyünde kayboluyor. Kaybolduğunda 19 yaşında. Kaybolduğu gece aynı köyden bir arkadaşı varmış Osman Çankaya diye. Birlikte odun toplamaya gitmişler. O akşam o kaldıkları eve Bayram Özgün isimli biri de kamyonuyla gelmiş ve kalmış. Aile bunu daha sonra öğreniyor. Kardeşinin günlük kıyafetleri o evde çıkıyor. Ayakkabısının bir tanesi o kamyonda bulunuyor. Diyorlar ki iş kıyafetleriyle gitti. Peki diyorlar ayakkabısı o çocuk diyor ki beraber kaldığı çocuk benim ayakkabılarımı giydi gitti. Telefonu nerede deniyor. Yine o evde kalan arkadaşı diyor ki benim telefonumu aldı da gitti. Bunlar hepsi 8 yıl önce oluyor. Sizin gelininiz herhalde değil mi? Çarşamba günü. Tam bundan. Hanımefendi hayvanlarını otlatmak için köyde gezi denirken mezarlıkta kemikler çıkıyor, kıyafetler çıkıyor, diğer ayakkabı. Üzerinde de bir not var. Bu Hasan'ın kemikleridir. Artık toprağa verebilirsiniz diye. Bir mezar biçimindeydi. Bu çuvalı şöyle uçacından tutup kaldırdığımda korktum. Amcamın yanına vardım. Tahtada bir yazı yazıyormuş öyle mi? Kayıp Hasan Yüksel yazıyor diye duydum ben. Aslında tam da siz görün gibi bir şey yapmışlar. Evet. Ölüsünü evin etrafında arasın demişler. Beraber kaldığı arkadaşının babası mı söyledi? Evet. Biz de etrafı aramaya başladık. Mehmet öldürdü sizin çocuğunuzu dedi. Kızın babası. O kız hamileymiş dedi. O vurdu dedi. Öyle deyince DNA testi isteriz dedik. Çocuk Hasan'dan çıkmaz. Benim onunla ilişkim yok dedi. Daha önce de zaten o kızın hep ismi Bayram Özgül ile duyulmuş. O sahada Osman Özgül o gün akşama kadar Osman Çankaya ve Bayram Özgül'ün çalıştığını görüyor bütün kesimciler. Ama Hasan'ı gören yok. Ne olduysa o akşam oldu. Ama şimdi buradayız. Bir torba bulunup ayakkabının teki orada çıkıyorsa, ayakkabının teki de sizin aracınızda çıkıyorsa o zaman onun ayakkabının teki nasıl sizin aracınızda olur? Telefon attığımızda Bayram Bey bir ayakkabı yani çok uzağa da gitmeye gerek yok. Kamyona nasıl geldi bu ayakkabı diye sormak en mantıklısı diye düşündük. Ben bunu çocuğun elbiselerini teslim ettiğim zaman ayakkabısı var mı yok mu diyor ama bilmiyorum. Kot pantolonu vardı onu eminim çok eminim. Tamam peki sizin aracınızda? Benim aracımda ben ayakkabı olup olmadı tam olarak hatırlamıyorum. Tek bir ayakkabıyla öldürülmüş çuvala konulmuş saklanmış kemikleri. Diğer teki de sizde. Nasıl o zaman bir teki sizin kamyonunuzda çıkıyor da bir tek kemiklerle torbada çıkıyor? Abla şimdi öldürdü demeyelim bunu da. Ne diyelim? Bu çocuğun normal iki tane ayakkabısını ayaklarına giyip gittiğini gözünüzle gördünüz mü? Evet evet gördüm. Ben dedi baltamı alayım geleyim diye gitti. Ondan 7.30'da ben bunu aradım neredesin dedim. Kocalık mevkisi bir yer var. Oradayım. Zaten o bölgede telefonda az çıkıyor. Telefon kapandı. Ama diyor ki Osman bizim yanımızdan Nacak için değil kızın yanına gitmek için ayrıldı. Hasan Yüksel'in Kamil Yüksel'le aralarındaki ilişki ortaya çıkmasın diye kurgulayarak bu ifadeyi verdik. Ya bir de kardeşim aradım diyor.
kardeşimin telefonu evde bulundu kırık. Kardeşim numarası bende kayıtlıydı. Evet. Ben o gün iki defa aradım. O zaman siz aradıysanız demek ki tekrar bu çocuk o zaman o eve döndü. Evde telefon kırıldı, ne olduysa bir kavga oldu. Yani gece siz ikiniz görüyorsunuz, sabah sizinle Osman'dan başka gören yok mu çocuğu? Evet. Kamile ile buluşmak için gitti. Heh, sonra şimdi... diyor ki ben Kamile ile ilişkisi ortaya çıkmasın diye biz bunu yaptık. E size ne? Zaten ben Kamile ile bunun ilişkisinin olduğunu o zaman da öğrenseydim söylerdim ben. Siz bilmiyordunuz Kamile'nin olduğunu. Ben bilmiyordum. Aile diyor ki bebeğin sizden olduğunu iddia etmiş. İşte hanımınız da bunu, bu olayı gecenin saat 9'una kapımızı çaldı ama ben çıktım. Bir şey söylemedi gitti, bu kız niye bizim evimize geldi anlamadım diye anlatmış. Benim ondan haberim yok. Bugün Osman'da stüdyomuz. Şimdi sen oraya gidip kalırken yanında kaç çift ayakkabın vardı, ne kıyafetlerin vardı? Normal spor ayakkabı. Bir de çalışma kıyafetlerin evet, çalışma elbiselerimiz var. Bu çalışma elbiselerinin yine ayakkabısı da ayrı mı? Evet. Kamile'nin lafı geçti mi hiç? Yanına yine gideceğim diyordu. Peki Bayram Bey onun Kamile'ye gideceğini duyunca ne söyledi? Gitmemesini söyledi. Kıza giderken Bayram Özgül de yanında. Zaten. Sonra evet. Siz sabah uyanıyorsunuz. Evet. Hasan dedi ben köye gidip geleceğim dedi. Günlük elbisesini giydi. Benim ayakkabılarımı giydi. Onlar... Senin şık ayakkabılarını aldı o zaman. Hayır, çalışma ayakkabımızı. Nasıl bu kadar hem şık giyiniyor da niye senin çalışma? Benim ayakkabıyı daha yeni almıştım ben. Sen hangilerini giydin? Onun ayakkabılarını giydim. Senin ilk verdiğin ifade. Burada bambaşka bir şey anlatıyorsun. Hasan Bayram'a ve bana Naca'nı dağ evinde unuttuğunu ve almak için dağ evine geri dönmesi gerektiğini söyledi. Şimdi de bugün geldiğimiz noktada diyorsun ki o bizden önce ayrıldı çıktı gitti oradan diyorsun. Evet. Niye o zaman bu 8 yıldır kimseye bunu söylemedin de şimdi burada böyle söylüyorsun? Hasan'ın ilişkisi ortaya çıkmasın diye. Benim kardeşim ilişkisi dur. Sana mı düştü? Oradan çıktığı zaman barakadan köye yürürse kaç saatte yürüyecek? 2,5-3 saatte. Sonra Kamile ile buluşacak. 1 saatte onunla olsa etti sana 4 saat. Evet. Sonra 2,5-3 saatte tekrar geriye dönecek 7 saat. Evet. Kaçta çıktı bu çocuk barakadan? Sabah 7-8 arası. Koştur koştur gidip görüp gelirse saat 2 olması lazım. Bak gene yalan söylüyorsun. 4 saat yol var. Bu evden çıktıktan sonra bu barakadan 1,5 saat sonra aranmış bu çocuk. Niye aranmış? Nacak için gittiğinde aramanızın mantığı var. Ki o yalan diyorsun. Evet. Ama barakadan köye gidiyorum diye çıktığında aramanızın mantığı yok. Anca böyle burada bir kavga dövüş olur. Bu çocuk barakadan kaçar gider. Anca öyle ararsınız. Yani, Bayram niye böyle bir yalan söylesin? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum diye bir şey olmaz. Kendiniz kurguladıysanız bunu 8 senedir sen de bileceksin o da bilecek kardeşim. Zerre kadar yok. Bir yalan yok işin. Sen onu savcıya da gider. Savcıya da gittiğinde jandarma da gittiğinde yine yalanım yok dedin. Evet. Yeminli ifadeler verdin. O zaman kızla ilişkisi ortaya çıkmasın. Bize sen de mi seviyordun bu kızı? Sen bunu söyle. Hayır. Allah. Hayır. Bu ayakkabılarla falan çıkmış dahi olsa ayakkabılardan bir tanesinin ceset torbasının içinde bulunup diğerinin kamyonda arabada her neyse bulunmasının bir manası yok mu sence? Yani doğru söylemediğiniz buradan ortada değil mi? Diyorsun ki yolda giderken bu kurguyu hazırladık. Öyle mi? Evet karakola giderken. Yani karakola giderken. Evet. Ha, yani o işte zaman Bayram, Bayram seni kurguyu hazırlamak için elde ediyor. Tabii işte onu söylüyorum. Bayram Bey'in Kamile'yi bu kadar düşünmesi için ya da Hasan'ın ailesini düşünmesi için ne gibi bir gerekçesi olabilir? Onu bilmiyorum ama yani ikimizin kurguladığı bir şey bu. Bayram kalkıyor, geliyor seni alıyor. Neden alıyor? Siz ikiniz bu kurguyu aranızda oluşturun diye. Evet. Bu işten ikinizin de bir çıkarı olması lazım. Hiçbir menfaatiniz yok. İfaden ortada. Evet. Söylemiyorsun doğru. Evet. Söylememişsin. Bugün doğru söylediğine nasıl inanacağız? Baraka'da o gün kim kalıyor? Osman, Hasan ve Bayram. Bayram'ın eşi Kamile ile Bayram'ın dedikodularından dolayı Bayram'dan dayak yediğine kadar anlattı. Bayram Bey o gün hiç burada kalmaması gerekirken ilk alınan ifadelerde deniliyor ki biz hep beraber orman kesim alanına gittik. Gittikten sonra Hasan baltasını unuttum diyerek barakaya geri döndü diyorlar. Gönderirsiniz Hasan'ı barakaya. Aradan 1,5 saat geçer. Geri dönmezse oğlum ne oldu? Düştün mü kaldın mı diye ararsınız. Diyorsun ki sen bugün geldiğin noktada Bayram değiştirmiyor ifadesini. Aslında biz hiç orman kesim alanına da gitmedik. Hasan çıktı ve köye doğru gitmeye başladı. Direkt köye gidecek olsa bu yol üstü olduğu için yani kamyonla orman kesim alanına gidip Hasan'ın köyüne buradan devam etmesi daha mantıklı aslında. Şimdi siz orman kesim alanına geldiğiniz zaman. O sırada Mehmet Gürdağ'da orman kesim alanına köydeki işçileri getiriyor. Osman da Bayram'ı görüyor orman kesim evet. alanında. Hasan'ın da onların yanında olduğunu bildiği için bir önceki evet. geceden. Diyor ki Hasan nerede? Naca gitti diyorlar. Bize dedin ki bu biz bilmiyorduk Hasan'ın eve döndüğünü dönmediğini vesaire. İki gün sonra hakkımızda şikayet olmuş. Jandarma Bayram'ı aramış. Bayram geldi beni aradı. Beni evden aldı. Ve dedi ki Naca gitti diyelim. Evet. Böyle bir kurgu yap. Bakın ben diyorum ki oradan kızın yanına gitti diyorum. Şu iki
evin arasındaki olan olaya bakın. Namus davası yüzünden yapıldıysa cinayet, bunu kız tarafı yaptı. Ya. Yani bu çocuğun telefonunun barakada kırılmasının bir nedeni var. Bu çocuğun ayakkabısının bir tekinin kamyonda, bir tekinin mezarlıkta çıkmasının bir nedeni var. Ne olmuşsa barakada olmuş. Bir daha Hasan'ı gören yok. Bugün Kamile de aramızda. Sen diyorsun ki benim Hasan'la hiçbir arkadaşlığım yoktu, özel arkadaşlığım. Evet, yoktu. Bayram'la özel bir duygusal bağın var mıydı? Hayır. Peki madem yoktu, neden o zaman Bayram'ın karısı hamileyken dayak yediğini söylüyor? Annesi Kamile'yi ben gece geldiğinde görürsem döverdim diyor. O öyle değil, gece gitmedim. Daha sonra senin anneni aramış Bayram'ın annesi. Kızınızı sahip çıkın demiş. Hayır, gitmedim. Ya gitse niye saklıyorum? Gittim derim yani. Ne olur neyse söyle. Biz de bilelim. O yüzden bir ötüm Kamile sana bir mi yapma? Ya Allah'ın sadece artık dayanacak bir şey bırakmadı benim. Kuvvetle muhtemeldir ki Hasan'ın cinayetine Kamile'nin hamileliği sebep oluyor. Biri ya da birileri ya vicdanına yenilip kemikleri ortaya çıkartıyor ya da bu 8 yıl saklamasıyla ilgili bir menfaat vardı. O menfaat ortadan kalktı. Bunun üzerine bu kemik ortaya çıkardı. Çocuk öldürülmüş. Sonra da Kamile'nin bebeğinin babası da bu denmiş. Evet. Her şey de olmuş bitmiş. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4325 354 4326 canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Seyrine doyamayacağınız sanat alanının sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert efendim. 1987 doğumlu Hasan Yüksel'in konusunu işlemiştik. Çünkü çok enteresan bir olaydı. Ailesi Hasan Yüksel'in kayboldu diye arıyordu. Kayıp olarak arıyordu. Ama yıllar sonra bir mezarlıkta kemikleri bulundu. Üzerinde bir notla. Tabii ki o not o kemiklerin kardeşlerinin ait olup olmadığı konusunda çok net bir bilgi vermediği için, hatırlarsanız programın sonunda bu kemiklerin Adli Tıp Kurumu'na gittiği noktasında bu konuya ara vermiştik. Efendim, Adli Tıp Kurumu'ndan sonuç çıktı ve bu mezarlığa 8 yıl sonra gömülen kemiklerin maalesef Hasan'a ait olduğu netleşti. Evet, o kemikler gerçekten de Hasan'a aitti. Tıpkı üzerinde yazan not gibi. Ve Hasan yıllar sonra, 8 yıl sonra Adli Tıp Kurumu'ndan kemikleri alındı ve aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı kılındı. Bir önce o görüntüleri izleyelim, sonra başka gelişmeler var, onları da anlatacağım size. ...13 Mayıs 2006'da kardeşleri 8 yıl sonra da olsa Hasan'ın bir cenaze namazı kırıldı. Katılanlardan da Allah razı olsun. Evine de götürüldü. Evinin önünden tekrar mezarlığa defnedildi. Kemikleri tam değil ama. Kemikleri tam değil. Tamam, neyse, şimdi onları konuşmayalım burada. Şunu düşündüm ben bu görüntüleri izlerken. Hepsi. Dedim ki Allah, dedim, hani hayırlı ölüm denen şey. Yani bu çocuk... Kuvvetle muhtemeldir ki kaybolduğu gün öldürülüyor. Oradan bir yere gömülüyor. Sonra oradan çıkartılıyor. O köy mezarlığına bir yere gömülüyor. Sonra oradan çıkartılıyor. Adli Tıp Kurumu'na gidiyor. Adli Tıp Kurumu'ndan tekrar aile alıyor. Bir daha mezarlığa gömülüyor. Yani hani bu cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin vicdansızlığı ve aileye ve çevreye verdiği tahribat, duygu tahribatını da bir yere, bir kenara koyup öyle bakmak lazım olaya. Şimdi burada efendim, 8 sene kalkıp anlatayım bir gelişmeleri size, ondan sonra evet, konuşalım. Tamam. Sonra efendim, bu mezarlıkta bulunan kemiklerin Hasan Yüksel'e ait olduğunun belirlenmesinin ardından bu cenaze töreni düzenlendi ve maalesef o gece, anladığım kadarıyla, siz o iki kişinin evine saldırmışsınız. Bir, zaten Osmanlıların evine gittik. Osmanlıların ama evine saldırmışsınız diye bana gittik. Haber geldi. Hayır, bilmiyorum. Ve Sütçüler İlçe Jandarma Karakolu ekipleri de bu iki şüphelinin, efendim, kimdir bu iki şüpheli? Bir tanesi Osman, hani o gece işte ağacı beraber kestikleri, hı, genç çocuk. Diğeri de Bayram. Evet. Bayram'da kim? Kamyoncu. Yani orada, hı, kalmaması gerekirken o gece orada kalan, daha sonra da bir ayakkabının tekini vesairesini konuştuğumuz Bayram. Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı da hem tedbiren, onu da şey yapayım,
Ama özellikle bu çelişkili ifadelerinden dolayı iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmada ifadesi alınmadı. Suçlular Adliyesi'nde savcı tarafından alındı o gece ifadeleri ve sorgular tamamlandıktan sonra savcının tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıktılar ve tutuklanmalarına karar verildi. Şu anda da Isparta E tipi kapalı cezaevindeler. İki kişi tutuklu. Tutuklanma gerekçeleri Osman'ın ve Bayram'ın üzerlerine atılı kasten öldürme suçunu işlediklerine dair suç şüphesinin varlığını gösteren olguların mevcut olduğu, özellikle şüphelilerin Hasan Yüksel kaybolmadan önce onunla birlikte olan en son kişiler olmaları, ayrıca şüphelilerin beyanlarında çelişkilerin bulunması, ayrıca şüpheli Mustafa Yüksel'in şüpheli Bayram Özgül'ün kamyonuna vefat eden Hasan Yüksel'e ait cesedi yüklediği yönündeki beyanlarının bulunması. Bu da ne? Şimdi hatırlarsanız programımıza Kamile'nin kardeşleri gelmişti. Kardeşlerinden bir tanesinin akli dengesi yerinde mi değil mi diye biz programımız devam ederken bir hastaneye sevk edilmesi yolunda bir karar çıkmıştı. Resmi bilgi değil elimdeki ama öğrendiğime göre cezai ehliyetinin bulunduğuna karar verilmiş o çocuğun. Resmi biz duyduk. Burada oturmuştu. Evet. Evet, ben elime gelmeden böyle söylüyorum. Yani elimde belge olmadan kusura bakmayın benim öyle söylemem lazım. Evet. Cezai ehliyeti var denmiş o çocuk için. O çocuğun bir diğer kardeşi daha vardı. Ramazan. Neydi adı? Ramazan. Evet. Ramazan bu Mustafa'yı almış ve o geceyle ilgili konuşturmuş. Ve bunu da kaydetmiş. Mustafa da anlatmış. Oraya gittik, buraya gittik, şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle gömdük, böyle gömdük diye. Hem bu ses kaydı hem de tabii çok çelişkili ifadeler vardı. Programda da vardı. Hatta 8 yıl öncenin ifadeleriyle programdakileri karşılaştırınca apayrı şeyler anlatılıyordu. Bu nedenden dolayı onlar da şu anda cezaevindeler. Sorgu sürüyor. O tutuklanmalarıyla ilgili de bir bandımız var. Onu da izleyelim. Sonra aileye söz verelim. Şu an hareketli saatler yaşanıyor. Hasan Yüksel'in ailesi cenazesini defnederken olayın baş şüphesi konumundaki Osman Ç. ve Bayram Ö. Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Şu an jandarma karakolunda gözaltında bulunan şüphelilerden Osman Ç. yayınımıza da katılmıştı. Yayınımız esnasında çelişkili ifadelerde bulunmuştu. Şimdi bak, Bayram senin ilk ya. Verdiğin ifade... Burada bambaşka bir şey anlatıyoruz. Hasan, Bayram'a ve bana Naca'nı dağ evinde unuttuğunu ve almak için dağ evine geri dönmesi gerektiğini söyledi. Şimdi de bugün geldiğimiz noktada diyorsun ki o bizden önce ayrıldı çıktı gitti oradan diyorsun. Evet. Niye o zaman bu 8 yıldır kimseye bunu söylemedin de şimdi burada böyle söylüyorsun? Hasan'ın ilişkisi ortaya çıkmasın diye. Hasan'ın ilişkisi mi kalmış çıkmış 8 yıldır ortaya her şey bebek doğmuş olmuş 8 yaşında. Yine şüphelilerden Bayram Ö. yine telefonla bağlanmıştı. Yayına bağlandığı sırada Osman Ç. ile çelişen açıklamalarda bulunmuştu. Bayram Bey bir ayakkabı yani çok uzağa da gitmeye gerek yok. Kamyona nasıl geldi bu ayakkabı? Benim aracımda ben ayakkabı olup olmadı tam olarak hatırlamıyorum. Tek bir ayakkabıyla öldürülmüş, çuvala konulmuş, saklanmış kemikleri. Diğer teki de sizde. Nasıl o zaman bir teki sizin kamyonunuzda çıkıyor da bir tek kemiklerle torbada çıkıyor? Çocuk benim yanımdan normalde yürüyerek gitti. Ben dedi baltamı alayım geleyim diye gitti. Zaten o bölgede telefonda az çıkıyor. Telefon kapandı. Ama diyor ki Osman bizim yanımızdan Nacak için değil kızın yanına gitmek için ayrıldı. Ben Bayram Özgül'le birlikte Hasan Yüksel'in Kamil Yüksel ile aralarındaki ilişki ortaya çıkmasın diye kurgulayarak bu ifadeyi verdik. Benim yanımda konuşmadılar bunu. Şu an gözaltına bulunan şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere çıkarılacaklar. Biz de onları takip ediyoruz. Jandarma karakolundan çıkarılan şüpheliler adliyeye götürülmek üzere yola çıkarıldılar. Biz de şu an arkalarından takip ediyoruz. Sabaha karşı 5 sularında gözaltına alınan şüpheliler Osman Ç. ve Bayram Ö. savcılığa sevk edildiler. Şu anda savcılıkta sorguları devam ediyor.
Aldığımız bilgilere göre nöbetçi mahkeme şüphelilerin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Birazdan çıkarılacak olan şüpheliler Isparta cezaevine götürülecek. Adliyeden çıkarılan şüpheliler sağlık kontrolü için Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildiler. Osman Hasan ölümüyle bir ilgisi var mı? Neler ile ilgili zanlılar Osman Ç ve Bayram Ö tutuklanarak Isparta E tipi kapalı cezaevine getirildiler. Evet efendim, sıcağı sıcağına gelişmeler bunlar. Tabii ki bu mücadele bitmedi. Onlar tutuklu olarak yargılanıyorlar. Henüz kesinleşmiş bir karar olmadığı için şüpheli olduklarını yine altını çizelim. Ama tabii programımıza konuk oldukları için bizim de aklımızda bir takım çelişkileri burada dile getirmiştik. Bu tutuklanmalar beni şaşırttı mı derseniz şaşırtmadı. Evet. Herhalde hiç kimseyi şaşırtmamıştır. Bir DNA testi bekleniyordu. O çıktıktan sonra da bütün bu çelişkiler hem jandarmanın hem savcımızın hem hakimin gözünden kaçmadı elbette. Tutuklanmalar bizi tabii şaşırtmadı. Adli tıbbın raporundan sonra normal beklenen bir neticeydi. Ancak burada dikkatimizden kaçmayan ve merakımı şahsen uyandıran konu, 8 sene bu kemikleri başka bir yerde muhafaza eden, başka bir yerde gömülü bırakan ve oradan 8 sene sonra çıkaran, getirip yeni bir mezarlığa ailenin dikkatini çekecek şekilde bırakan kişi veya kişiler. Bunların tutuklanan Osman'la Bayram olmadığında kesin onlar değil. Onlar üçüncü değil. Bir kişi. Evet. Şimdi onlar olmayacağına göre kendilerini kalkıp böyle yakmak istemezler. Aradan 8 sene geçmiş, niye şey olayı tazelesinler? Bu olayın kimin tarafından işlendiğini bilen ve bu kemiklerin ilk olarak nereye gömüldüğünden haberdar olan kişi veya kişilerle gerçek şüpheliler arasındaki bir takım çıkan niza ve ihtilafların bu tezahürüdür. Yani 8 sene susuyor bunlar. Arada bir bayan, bir hanım, bir kadın meselesi de olabilir. İşte aradan 8 sene de geçse bir takım gerçekler üstü örtülemiyor. Evet. Ortaya çıkabiliyor. İşte burada da o 8 sene susan kişi veya kişiler 8 sene sonra olayın aydınlığa kavuşması ve bu işi yapanlardan intikam almak, bunların gerekli şekilde adaletin önünde hesap vermelerini temin için getirip aile mezarlığına bunları bırakıyor. Bir de ilaveten not bırakıyor. Evet. Şimdi ben bekliyorum pardon, bir de şunu da düşünelim, çok özür dilerim, unutmayın lafınızı ne olur. Evet. Mustafa'yı burada tanıyıp gördüğümüz için Mustafa diye demiyorum. Yani gerçi bununla ilgili de kayıtları var. Aileye söyleyeceğiz neler anlattığını. Ama Mustafa da bunu yapmış olabilir. Yani o da, hocam belki daha iyi siz hocam olamaz, değerlendirirsiniz. Evet. Mustafa da yapmış olabilir. O zaman Mustafa'nın da gününden beri bu işin nereye gömüldüğü, nasıl yapıldığı, cinayetin Mustafa kimler tarafından işlendiği konusunda bilgisi var demek. Kadarıyla anlatıyor ama Mevlüt'ün kurduğu kadarıyla Mustafa yapmış olsaydı tek başına bu kadar saklayamazdı. 8 sene bu kadar hayatta saklayamazdı. Kesinlikle istemiyorum yani değil. Kıza dahi gidilmemiş Müge Hanım. Benim kardeşim Osman'ın kıyafeti, iş kıyafetiyle kaybolmuş benim kardeşim. Öldürülmüş. Biz sorduk, yani şalvar dediğimiz böyle çam zifti olur. Onunla kıza gitme imkanı yok. Ayakkabısındaki bile motorun talaşları var.
Kardeşim hiç üstünü değiştirmemiş ki. Yani o zaman Osman, tabii ki kıza gitse üstünü değiştirecek. Osman'ın sabah evden yalan, süslendi, benim ayakkabılarımı giydi. Evet, o kesinlikle sıfıra düşüyor. Evet. Üzerinde iş kıyafeti. İş kıyafeti, şalvarı, boxer'ı var bir de içinde ama üst tarafı yok kardeşim. Kıza gitmediğinde kesin, ben de sizinle hemfikirim. Evet. Kesin. Çünkü kardeşim orada gitse o çam ziftli şeyle gidilmez. O hep pis Hanım, yapışır böyle. Bakın rahmetli, çok önemli bir bilgi. Evet, o Müge Hanım, çünkü rahmetli, bütün Osman'ın anlattıklarını yalanlıyor. Bir defa rahmetlinin giydiği ayakkabı numarasıyla kendisine verilen ayakkabı numarası tutmuyor. Evet. Rahmetlinin telefonunun parçalanmış vaziyette yani odada bulunması, ayakkabının bir tanesinin içeride bir tanesinin dışarıda olması, evet, o gün de söylediğim evet gibi ancak can havliyle canını kurtarmak evet için devam ede gelen bir tecavüzden kendini kurtarmak evet için evet, evet, ayakkabının birini bırakıp diğeriyle koşma durumu söz konusu. Çünkü o öteden ben burada bir cümle daha ilave edeceğim müsaadenizle. Ben burada bekliyorum 8 sene sonra bu olayın evet aydınlığa kavuşmasında gerekeni yapan, getirip yeni bir mezara kemikleri koyan ve not bırakan kişi veya kişiler en yakın zamanda gizli tanık olarak evet hüviyetlerini açıklamadan veya açıklanmasını istemeden yetkililere müracaat etsinler. Olayın tam manasıyla aydınlığa kavuşmasında insani görevlerini yerine getirsinler. Kardeşim huzur bulsun. Tekrar ediyorum, gizli tanık durumu kanunlarımızda tamamen yerleşmiş vaziyette. İlgili Cumhuriyet Savcısına, ilgili adalet makamlarına müracaat edip ben gizli tanıklık görevimi yapmak istiyorum, İsmim, hüviyetim, adresim kat'i surette açıklanmayacak dedikleri zaman kat'iyen açıklanmadan gerekli insanlık görevini yapabilirler ve başladıkları olayın %100 aydınlığa kavuşmasında hizmet edebilirler. Bunu da bekliyorum. Yakında olacağından da endişe duymuyorum. İnşallah. Bir şey var abi. Bu ceset kemikleri çıkarıp da bu olayı yeni baştan alevlendiren insanlar bu kemiklerin gömüldüğü yeri biliyorlar. Biliyor. Gayet tabii. Her şeyi biliyorlar. Peki bunlar biliyorlar da işin içine dahil olmalılar ki. Evet. Da olmalılar ki gömüldüğü yeri biliyorlar. Ha. Tabii. Yani en azından yani dahil veya dahil evet belki de olayın oluşundan haberdar oldular bir vesileyle. Mesela sevdiği kıza doğru bir ilgisi oldu da arada bir kıskançlık oldu. Bu kıskançlık neticesinde bir takım bu olaylar cereyan etti. Kesinlikle. Ama o kıza da hayır, kesinlikle kız meselesi yok. Adım gibi ben eminim. Ben ihtimallerden birini söylüyorum İhtimal Ayşe Hanım. Yok, ihtimal mutlaka yok. Öyledir değil mi? Ben para yok. Ben kız meselesini alacak yok. Çok sıcak oldu. Senet yok. Yok. Borç yok. Ama gidememiş evet benim bir saniye. Gitti diyor ya Osman. Gidememiş benim kardeşim. O gece ne olduysa o gece oldu. Dedeciğim bak. Kıyafetleri şimdi bak net bile. Ben eldeki bilgilere göre evet faraziyeleri bırakmak evet lazım. Eldeki bilgimiz ne? Eldeki bilgimiz iki tane genç çocuk. Evet. Kaç yaşında o sırada sizin kardeşiniz? 19. 19'a girmedi. Öteki çocuk daha 15. 15 değil. O da, bak orada yalan var. 16 olsun. Ha, ondan bahsediyorum. 18 yaşındaydı onu çocuk. Biz onu kemik yaşında isteyeceğiz. Osman diyor ya ben 15 yaşındaydım. Benim Hasan'dan küçük, bak, şey Ramazan'dan konu büyük o çocuğum. Değil, bak. Mesele o değil. Biri 15, biri 15 yaşında. 15 yaşında yani olsun. İkisi çocuk yani. Şimdi öteki beyefendiyi gördük ekrandan. Evet. 15, 16, 17 ha, neyse. O çocukların evet yanında kamyoncu adamın o gece orada çalıştığının nedeni ne? Adam evli. Evet. Çoluğu çocuğu var. Babasıyla beraber yaşıyor, altında kamyonu var. Evet. Şimdi o adam o gece orada neden kalır? O bak, benim nasıl o kamyona gelir? Şimdi ben onu düşünürüm. Evet. Kalır mı? Eğer kalırsa bir neden için kalır. Evet. O nedendir. Ne oldu? Birisi çıktı ne dedi? O gece o evde alem yapılacaktı dedi. Evet. Beni de çağırdılar dedi. Evet. Bak evet unutmayın bazı şeyleri. Evet. Siz evet çok evet dağıtıyorsunuz olayı. Tamam, o gece evde alem yapılacaktı dedi. Evet. O gece o evde alem yapılması için kim getirilecekti oraya? Kamile. Bir tarafta ben bilemem Kamile, Ayşe, kız Fatma. Şartı yok. Anlatabiliyor muyum? Ama birisi gelecekti oraya. Evet. Ya da bir içki içilecekti. Ne olacaktı? İlla ki bir ya, yani hanım gelecekti de değil. Onunla içki içmeydi alem diyorlar. Heh, onlar ona da alem diyorlar. Bir kız gelecek olsa şimdi her ne kadar Ramazan Bey'di değil mi? Adını da unutuyorum kamyoncunun.
Yok bayram. Bayram. Bay, evet. Ramazan nereden çıktı bilmiyorum ki. Bayram Bey her ne kadar bir yazalım şöyle. Bayram Bey her ne kadar benim Kamile ile ilgim yok dese var. Dahi eşi bağlanıp bize ne dedi? Evet. Ben evde bunun kıskançlık kavgasını yaşadım dedi. Evet. Şimdi evde kıskançlık kavgası yaşanan birinin artık ilgim yok falan diye bir şey olmuş. Bir yani ilgisi var yok anlamında söylemiyorum. Evet. Ama o kıskançlığı doğuracak bir ortam konu olmuş mu? Olmuş. Oldu. Senin kardeşinle ilgili de olmuş mu diğer arkadaşların arasında? Olmuş. İki tane aynı hanıma ilgi duyan kişinin o evde ne işi var hiç alakasız olduğu halde. Ben işin oralarındayım. Yani net net bakın olaya. Daha sonra bak çok önemli bir bilgi veriyorsunuz. Aldınız kıyafetlerini buldunuz. Osman ne diyor arkadaşı? Diyor ki evden kıza gitmek için giyinerek çıktı diyor. Beyaz çorap. Siz ne diyorsunuz? Hı. Üzerinde iş kıyafeti var evet. diyorsunuz. Bu ne demek? Orman alanına sabah gittiklerinde sizin kardeşiniz orada gören olmadığına göre. Evet. Demek ki gece bir şey oldu. Evet. Ne oldu? Yani kulübede oldu. Gece bir şey oldu. İşten dönüldü. Daha çocuk üstünü değiştiremeden, iş kıyafetlerini değiştiremeden ne olduysa oldu. Oldu işte. Ne olduysa o gece oldu. O gece zaten bir daha onları gören yok. Yani oradan döndükten sonra gören yok. Orada kamyoncunun kalmasının da nedeni bundan dolayı olabilir. Hadi onu da geçelim. Sabah saatlerinden itibaren yine yalan söylüyorlar yine sizin evet, akrabalarınıza. Evet. Yani sabah saatinde değil akşamdan olmuş ki bir şey sabahtan yalan başlıyor. Evet başlamış. Hadi onu geçelim. 15 yaşında olduğunu söyleyen çocuğu jandarma çağırıyor. Evet. Baba götürmüyor jandarmaya. Osman. Yine kamyoncu geliyor 2-3 evet. gün sonra. Onu alıyor ve Osman diyor ki geldi bayram. Evet. Biz orada kurguladık Kamile'nin adı çıkmasın diye jandarmada böyle nasıl böyle ifade vermesi diyor. Konusunu da gerekli telkinlerde bulundu diye burada itiraf öyle etti. De, evet. Kim telkinlerde bulunan dedi. Bayram. Bayram. Şimdi senin bayramın bir ilgin... işi ne? Hayır evet. senin bir bayramın ilgin... buralarda ne işi Müge var? Hanım benim bu olayla bir ilgim yoksa siz ifadeye giderken ben niye size kalkıp da bir ifade telkininde bulundum? Bir de ters bulundum? Tarafta hocam. Bayram olayı bilmiyorum ki. Olayda ilgim bir de akrabalıkları yoksa... yok. Hiç yok. Bayramla evet. Osman arasında akrabalık bağı yok. Evet. Hiçbir bağ yok, hiçbir şey yok. Madem ben olayı bilmiyorsam, olayın içinde değilsem size nasıl bir takım terkinlerde bulunurum? Yok bunun mantığı daha yok. Bir de, ya bir şey de annesi var. Diyor ya bayramın evi cezasını daha tek, tek tek. Bir de annesi diyor ya gitsin cezasını çekti, çeksin dedi babası. Benim kardeşim gitti Osman neyin cezasını çekecek? Annesi bağlandı öyle söylemedi mi? Gitsin cezasını çeksin dedi babası. Biz ondan gitmedik. Benim kardeşim kendi gittiyse Osman neyin cezasını çekecek? Öyle bitti. Çünkü öyle. Annesi de biliyor babası da biliyor. Benim kardeşim o gece yaralı geldi. O Fatma Pınar'ın söylediği doğru. O gece benim kardeşim o eve yaralı geldi. İlk gün de söyledi. 8 yıl sonra aynı işi söyledi. Kardeşim o eve yaralı geldi. Niye yüz kıyafetleri yok? Niye el kemikleri yok? Çünkü o eve yaralı geldi. Benim kardeşim o evde tedavi gördü. Ne derse desinler biz Kamile evet. kesinlikle kabul etmiyoruz. Evet. Bak içmişlerdir ona bir şey demiyorum. Belki delilik olmuştur, başka bir şey olmuştur. Bak onu iddia etmiyorum. Ama Kamile ile kesinlikle diyorum. O gece bayram diyor, oraya. Biz onu köye giderken aradık. Arama kayıtlarında benim kardeşimin arandığı yok bayramın telefonunda. Orada da yalan var. İşte zaten bütün bunlar olmasa belki şu an cezaevinde olmazlar ama. Ne olduysa o gece oldu. Rahmi ama... Bey'in az önce değindiği gibi biz şu anda cezaevindekiler şüpheli. Neden evet. şüpheliler? Aklın yolu bir. Evet. Bu akla mantığa sığmayan şeyler anlattıkları evet. için. Ama yine az önce Rahmi Bey'in dediği gibi onlar bu kemikleri ortaya çıkarmadığına göre bu işi bilen daha çok üçüncü, var. Hatta dördüncü bilemeyiz. Beşinci var. Birileri var. 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 Şimdi... Ben de diyorum ki bakın bu işin sonu gördüğünüz gibi 8 yıl da olsa işin devlet bu işin peşini bırakmaz. Biz ona artık bunu herkes görmüş oldu. Evet. Belki biraz adalet yavaş ilerliyor ama evet. ilerliyor. Evet. İlerliyor. Yani yavaş. Onun içinde kemik bekleniyor, DNA bekleniyor, şu bekleniyor, doğru. bu bekleniyor. Şimdikiler çok güzel. Şimdi bundan sonra yapılması gereken yarın bir gün bu insanlar sizin hakkı birbirlerine bile düştüler 8 yıl sonra. Evet. Bu üçüncü kişiye sesleniyorum ben şu anda onu tahmin ettiğimiz için. O üçüncü kişinin çıkıp aslanlar gibi bunu anlatması lazım. Evet. Yarın bir gün çünkü o da bu cinayetin ortağı olarak yargılanır. Evet. Bir delili saklamanın suçu ayrı değil gayet mi? Gayet. Devletten bilgi saklamanın suçu ayrı, cinayet işlemenin suçu apayrı. Aynen öyle. Yani o yüzden aklınızı başınıza devşirin. Artık bu aileyi de günahtır. Evet. Yani kemikleri sanki tavuk taşırmış gibi oradan oraya oradan oraya bir insanın evladını kardeşini taşıması da kolay değil. Çok zor bir şey. Bu aileye de biraz lütfen insaf yok, öyle edin. Değil. Kimse çıksın desin ki yaralı mı geldi?
Kızlara mı kapıldı? Kız için mi kavga edildi? Evet. Neyse, lütfen çıkın. Nereye ilk kemikler gömüldü? Oradan da izi bulunur. Bu da netleşir. Artık her şey ortaya çıksın. Evet. Bir cümle ilave edeyim sizin anlattıklarınıza. Bildiklerini suçla saklamanın cezasından bahsettiniz. Eğer bildiklerini bugün dahi gidip ilgili makamlara anlatırsa artık bunun hakkında herhangi bir suç ve dolayısıyla bir ceza söz konusu olmaz. Yani gecikmeli olarak ben bugüne kadar korktum ama şimdi bu çekingenliğimi bir tarafa bıraktım. Adalete yardımcı olmak için geç de olsa gelip bildiklerimi size anlatıyorum. Ancak gizli olarak ismim muhafaza edilsin, hüviyetim, adresim kat'i surette açıklanmasın dediğiniz zaman Sayın Cumhuriyet Savcısı ve Sayın Mahkeme bu konuda bir tek satırla sizi ortaya koymaz. Ve sizin hakkınızda da niye bugüne kadar bilgileri sakladın diye bir problem olmaz. Bugün bildiklerinizi anlattınız. Bugün anlatacak psikolojiyi buldum. Geldim anlatıyorum. Bugüne kadar üzerinde baskı vardı. Korkuyordum, çekiniyordum. Ama bugün anlatacak imkana kavuştum. Geldim bilgi veriyorum dediğiniz zaman artık sizin hakkınızda herhangi bir işlem yapılmaz. Altını çizerek belirtiyorum. Ama, çekinmeden gidin ama adalete. Ama yarın bir gün biz bu içerideki zanlılar konuştuklarında ve jandarma işte savcı bu işi dört başı mamur delillendirerek çözdüğü zaman bence öteki kişilere de diyecek ki bir dakika gel kardeşim sen şimdi ben öyle bilmiyordum beni tehdit ettiler falanına filanına da onlar inanmayacaklar. Sen inanır mısın ki onlar inansınlar? Şimdi bu kişi yalnız bilgi sahibi ise olayla direkt bir bağı yoksa ben direkt hayır, bir bağ yani oldu. Hayır ondan sonra o diyecek ki hani beni tehdit ettiler ben kemikleri aldım vicdanımı yedim ama o inandırıcı olmayacak. Yani o kendine o göre karşı tarafın ortaya koyacağı ifade ve donelere göre açıklasın. O da kendini tabii ortaya bildiklerini ortaya koyup savunacaktır. Ama yani daha kötü olacak yani onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, şu anda açıklamamasından yani bugün daha ortaya kötü şeylerle tabii işte açıklanması onu kurtaracaktır. Tabii. Açıklaması o kişiyi kurtarır. Daha fazla gecikmeden gereken yapılsın. Bütün mesele bu. Yani bugün bu saatte gider de. Çünkü artık bugüne kadar onlar dışarıda eli kolu serbest dolaşıyorlardı. Bir korku, bir maddi veya manevi cebir ve şiddetten bahsedebilirdi. Hiçbir şey. Artık cezaevinde üzerindeki baskı unsurları dağılmıştır. Geç kalmadan derhal gerekeni yapsın. Ama bak ben sizin aileye de bir şey söyleyeyim. Evet. Hani jandarma ile konuşup falan söylemiyorum ama görüntülerden ve orada yaşananları bildiğim için söylüyorum. Şimdi siz de böyle her şeye feveran ettiğiniz için jandarma da görevini yerine getiremiyor. Yok, ama biz çünkü şimdi gidecek adam birini sorgulayacak, alacak. Siz ailece kimi alsa üzerine saldırıyorsunuz. Hayır öyle olmadı. Öyle olmadı. Biz Müge Hanım çok yanlış bir şey. Olay öyle. Yok. Bak bir anlatayım ben. Siz bir oturun evinizde. Bak biz sen oturduk. Bana anlatma. Ben sana niye yalan söyleyeceğim almıyorum. Biz o gün düğündeydik. Bizim DNA sonucumuz geldiği gün düğündeydik. Bak. Ben sana şunu söylüyorum. Dinlemiyorsun. Ama gene tahrik var kardeşim. Ya bırak tahriği ya. Ne olursa olsun ya buna insan dayanır mı ya? Biz düğündeydik. Bize mesaj çekiyor. Eğlenebiliyor musunuz? Biz DNA'mızı almışız. Biz hepimiz evde yastayız. Kim mesaj çekiyor? Osman biz onun yüzünden biz onun evine gittik. Biz başka ne bayram evine gittik ne başkasının kimsenin evine gittik. Tamam, yani yine tahrik var. Orada da insanların yani sorgulanması gerekiyor küçük yer. Ama yine tahrik var. Arabası kimin kapısının önünde dursa herkes görüyor. Jandarma da tedirgin oluyor halk galeyana gelmesin diye. Siz bir durun bak ben bunu sizin lehinize söylüyorum. Doğru söylüyorum. Bir durun ama bak, oturun diyorum bırakın da onlar da gitsinler hangi eve gideceklerse kimle konuşacaklarsa konuşsunlar. İstanbul'da ben şimdi Fatih'te otursam Kadıköy'de alınanı görmeyeceğim belki. Ama siz hepiniz aynı yerdesiniz. Ama tahrik var. Sürekli tahrik ediyorlar. Ama rica ediyorum. Bak biz dört aydır bak komutanlar söz verdik. Neticenin aydınlığa kavuşmasını istiyorsanız. İnsan değil miyiz? Biz dört aydır evden dışarı çıkmak Müge Hanım'ın söylediğine iştirak ediyorum. Ya ediyorsun ama. Neticenin bakın bir dakika diyorum. Biz sonuçta insanız. Kardeşim insansınız ama. Senin kardeşinin kemiklerini poşetle eline verdin ne yaparsın? Tamam sizin derdiniz de bu olayın aydınlanması. Evet aydınlanması. O zaman lütfen yetkililerin işine engel olmayın. Biz engel olmuyoruz. Tarihti marihti bırakın yetkililer. El altından
Eğer bir takım bilgi sahibiyseniz... Anlattık, bir sahneki de anlattık, komutana da anlattık. Tamam, bırakın da çalışsınlar. Yani yine diyorum, eğer benim kardeşimin başına bir iş gelsin, bak Ramazan deli gibi bir şey oldu. Biz kardeşimizi zor tutuyoruz ya. Biz 4 ayda çocuk avutuyoruz. Ayşe'cim bak bir şey söyleyeyim. Benim kardeşim başına bir iş gelsin, o köysünde, köyde kimse kalmaz. Ben bunu kadar söylüyorum. Yaşadıklarını hissettik. Ben yaşadığımı bilirim. Son derece haklısın. Ben yaşadığımı bilirim. 8 sene ailenin kapısına bile gitmedik. Orası küçük yer. Bırakın adamlar da bir işlerini yapabilsinler diyor. Yapsın bir de onlar yapsınlar. Çünkü bak mesela yapsın. Bugün yine olmak zorundasın. Birisinin ya, işte sorgusu işte, var. Olmak zorundasın. Ya, olunmuyor işte. Seni ben hem öldürsem hem karşına geçsem pişkin pişkin sırsam bak, ne yaparsın? Bak soğukkanlı olmak zorundasın. Olunmuyor tamam, işte. Ya biraz sabırlı olun. Olunmuyor bağrınıza işte, taşmasın. Ya, neticeyi bekleyin biz kardeşim. Bağrınıza taşmasın. Biz ne diyoruz? Olmadığı zaman cezasını sen yersin. Peki ne yapalım? Ne yapalım? Ya bak ben sana ne yapalımı söylüyorum. Daha bugün bir tane sorgu vardı. Ben vallahi yani biriyle konuşup da böyle söyledi falan değil. Yani ya gördüğüm ona gittik tabloyu mi? Ona söylüyorum. Gitmedik. Onun sorguya alındığını biliyoruz. Dedik ki bizi iç netilensin ama Osman, ona gitmedik diyor. Dur şimdi bak. Ya Mevlüt öyle küstah ki ya hem biz o gün DNA'mızı almışız hem iki dakika sonra da mesaj atıyorlar bize. Biz hepimiz düğündeydik, kardeşimin düğünündeydik. Eğlenebiliyor musunuz ya? Böyle mesaj olur mu ya? Sana yapsa sen ne yaparsın? Gidip de teşekkür mü edersin? Çok iyi eğlendik. Bizim bugün DNA'mız geldi diye. Bak benim elimde akınalar bitmedi. Peki ne diyorsun? Tamam, ben diyorsun öteki çocuğu zor tutuyorum diyorum. Öyle bir şey gittiğinde senin diğer kardeşin oradan tabii, biz istemiyoruz. Şu an cezaevindeydi. Kesinlikle biz diyoruz tamam, seni o çeneden tut. Tamam tut, cezaevindeydi. İyi mi olacaktı? İşte biz doğru, onu tabii. Biz 4 ayda onun siz müdahalesini hanımlar, veriyoruz. Evet. Siz hanımlar. Biz hep diyoruz zaten kardeşim. Siz sakin olacaksınız evet. Ki ama işte bazen erkekleri de galeyana getirmeyeceksiniz. Ama bazen de olmuyor. Kadınlar biraz çenesini tutmazsa eğer erkekler birbirine giriyor. Ya, biz kadınlar çenemizi böyle kavga odamında tutacağız ki adamlar da birbirlerine girmesinler. O birbirine girme durumu olunca da esas olayla ilgili durum dağılıyor. Evet. Vallahi. Adamlar yetkililerin işine mani oluyorsunuz. Çalışamıyorlar bir takım yani. Tam toplanacak, el konacak delillere mani oluyorsunuz. Kanıtlara mani oluyorsunuz. Gölge oluyorsunuz. Şimdi yani. Belki adam iki kişiyi daha alacak. Tamam mı? Tedirgin oluyor. Köylü ayaklanacak. Buyur işte. Şimdi ben de o zaman aynı şey düşünüyorum. Küçük yer. Köylüler gayet katilin var. Yanında. Bizim yanımızda kimse olmadı. Bir köy Allah'ın kulu bir tane köylü yanımızda olmadı ya. Bak, çünkü herkes katilin yanında. Bak şu an katil diyerek katil. Hata öyle ediyorsun. Ama benim kardeşim ölmüş mutlaka şüpheli. Oldu. Katili evet. Var. Ben de kim? Sana diyorum ben ki. Ben de Osman demiyorum ama katillerin yanında. Tamam, benim kardeşim şey ölmüş demiyorum. Mü? Ölmüş. Katil kanuni, katil var. Hukuki tabiriyle şüpheli. O zaman öyle davranmaya devam edin. Ne diyeyim ben? Yani senin gerçekten birine katil diyebilmen için ama ortada hakimin bu kararı vermesi lazım. Kesinleşmiş karar olması lazım. Bu kararı verebilmesi için de hakim... Ben kısa anlatıyorum. Hakimin bu kararı verip de senin katil diyebilmen için de jandarma o eve girip gerekiyorsa o evden 10 kişiyi sorgulaması lazım. Şunu yapması lazım, bunu yapması lazım. Ama her eve girdiğinde acaba bunlar mı katil diye o köyde bir problem hayır, olursa hiç işlerini yapamıyorlar. Başka, tamam, o zaman ben yanlış söylüyorum. Yok yanlış söylemiyor, siz doğru söylüyorsunuz. Doğru bak diyorsun ama kimseye biz, ben Osman da şimdi demiyorum ki katil, şüpheli. Ama şüpheli. Ama sizi tahrik etmesinler. Netlesin. Ben şunu söylüyorum Müge olarak. Diyorum ki Osman'la Bayram niye bu kadar çelişkili evet, konuştular? İşte diyoruz işte. Bu yüzden içerideler. Evet. Şimdi bırakacağız. Bunlar delillendirilecek. Mesela bu kemikler nereden çıktı? Bu kemiklerin nereden çıkıp o mezarlığa gömüldüğü bulunduğu noktada işte her şey kesinleşecek. Müge Hanım sizin programınız olmasaydı onların yalanlarını da biz hiç duymayacaktık. Biz çünkü 8 sene hiç gitmedik onların kapısına. İyi sizin yapmışsın. Programınız sayesinde biz her şeyi bak millet gördü 70 milyon. Kimin haklı olduğunu kimin haksız olduğunu. Size ayrıca ben teşekkür ediyorum canım bu arada. Sağ ol. İyi oldu yani onlarla da karşılaştırdık. Kimsenin kapısına artık gidecek değiliz ama gitme. Ortada yani bir katil var ama Allah'ım inşallah adalet. Katil çünkü yok şüpheli var. Şüpheli çok var. Güzel biraz çalışıyor. Sabır olun. Bu şüphelilerle yani. İlgili çalışmaların rahat devam etmesine bilmiyorum. Engel olmayın. Tabii ki. İmkan hazırlayın. Şimdiki biraz susun. Yani. Biraz kendinize sahip olun. Kardeş olarak, ana baba olarak. Az kaldı ya. Tabii ki üzülüyorsunuz. Zaten biz ya. Çekildik geldik abi, yani. Şey az kaldı. Geldik hepimiz. Evet. Ama bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim rica ederim. Şimdi şüpheli ve isimlendirme açısından sorulunca mahkeme kararının kesinleşmesiyle sonuç söylenebilir. Evet, evet. Suçlu ya da suçsuz diye. Evet. Bu bir yerel mahkemenin kararı mı Yargıtay onamasına? Yargıtay onamasına kadar kesin bir şey kullanamazsın. Mahkeme, Yargıtay da onayacak. Mahkeme kalkıp mahkum etse, müebbet hapis verse, Yargıtay'ın da süzgecinden geçmeden hala o kişilere katil ünvanını veremezsin. Ben onu, o kişiye vermiyorum evet. Ama ortada bir katil yok, var yok, ama. Yok yok onlar diyorlar ki yani ortada bir katil, katil var. Var yani. Bu, ve bu bir köyde. Yani o köyde. Başka yerden gelmedi bu katil.
Bir saniye. Rahmi Bey benim özel soruma cevap verdi. Aha. Yargıtay onamadan bir kişiye kesinleşme durumu olmadan herhangi bir kesin bir ifade kullanılamaz. Ya biz zaten diyemeyiz. Kullanmıyoruz. Ben Osman'a da bayrama demiyorum ki sen katilsin ama onlar biliyor diyorum. Ama bu köyde de bir katil var mı? Var. Benim kardeşim ölmüş mü? Ölmüş. Ben onu anlatmak istiyorum. Çok ben illa ki Osman öldürdü işte demiyorum ki. İşte onun çalışmasını yapıyor sayın savcı, sayın mahkeme, yetkililer, jandarması. Ben jandarmaya bir lafım da yok. Yaptılar, ama değil, evet, meclis sussun. Meclis bizi tahrik etmesin diyorum. Kim tahrik ediyor? Mevlüt'le Osman ya o gün bak diyor tamam ya. Da siz tahrik olmayın. Gölgelemeyin işi. Ya gölgelemeyin seni tahrik de, ediyor kardeşim. İşi gölgelemek için. Tamam. Sen de bunu anla. Müge Hanım da bu konuda sizi uyarıyor. Ben de aynı zaten. Şeyi söylüyorum. Onlar sizi özellikle yapıyorlar yani. Çalışmasına yani. Engel olmaya çalışıyorlar. Onlar sizi özellikle yapıyorlar. Evet evet siz aynen. Siz bu oyuna gelmeyin. Bu oyuna durun. Gelmeyin. Bak biz kemikler çıktıktan sonra aynen. Ne zaman bulunmuştu kemikler? 7 Mayıs'ta. Mayıs'ta bulundu. Evet. Bak Mayıs'ta bulundu. Evet. DNA testi yapıldı falan filan. Bak şu anda evet. Şüpheliler çok güzel. Var. Cezaevinde başka mahkeme tutuklular. 4 ayda verdi. Durum aydınlığa kavuştu. Evet. Yani biraz daha sabretmemiz lazım ama asıl sözümüz lütfen bu kemikleri çıkartan kişi. Benim evet. Bu kemikleri çıkartan kişiyle ilgili de İki kişi var aklımda. Evet. Sizin bir tanesi hiç düşünmediğiniz bir kişi. Benim en başta aklıma gelen kişi. Olabilir. Bak bizim gibi düşünememiz. Yani tabii siz ki. Ona hiç ihtimal vermediniz. Ben ilk bu olayı duyduğumda ilk o kişiye ihtimal vermiştim. İki kişi var. O iki kişiden biri çıkacak. Onlar yani, konuşsa zaten her şey ortaya çıkacak yani. Konuşsunlar onlar ben da konuşsun. Ben fazla hayatta tesadüfe inanmıyorum galiba. Belki de o yüzden. Evet. Haklısınız. Tabii iki tesadüf yani size göre tesadüf bana göre değil. İki kişiden biri. Onlar da konuştuktan sonra evet. O zaman evet. Vallahi işte köyde ne yapıyorsanız ya düğün bayram ya yani en azından biz düğün bayram benim kardeşim yerine en azından katili de cezaevinde dersin rahat edersin. Onlar da ölecek herkese. Bakalım takibini yapacağız yani. Biz de çok merak ediyoruz. Evet. Ben de açıkçası İnşallah. Bu kemikleri oradan oraya taşıyan evet. Kişiyi yani bir bulup da ben de konuşmak istiyorum yani. Bize çok nedir merak yani bu mantık nedir? Evet. Hiç böyle bir şey görmemiştik. Evet. Bunu bir anlatırsa bize aydınlanacağız. İnşallah. Peki verelim bir ara. Gün süre kadar çalıştı. Kaybolduğunu söylüyorlar. Hı. Servis şoförü de bize söyledi. Geçmiş olsun dedi. Hani kaza olduğu için böyle görüşmüştük. Babasıyla kalıyorum diyordu. Çocuklarım var, eşim de ayrıyım diyordu. Kaybolduğundan bir hafta sonra verdiğimiz üyemeye fişlerini getirip parasını aldı. Yani adı da yazıyor. Nuran Çavuş diye yazıyor. Siz 0212 354 43 25 354 43 26 canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Efendim, program başlayalı ne kadar oldu? 7 gün mü oldu? 7 günde maşallah 8. gün. 8. günde maşallah diyelim. Allah nazardan saklasın. Bayağı bütün kayıplar bulundu teker teker. Bütün aradan kayıplar bulundu. Ama Nuran'dan maalesef hala bir ses seda yok. Hiç aradım gördüm diyen yok. Ve tabii ki bu da endişelerimizi arttırıyor. Şimdi neyse yine bir şey söylememek lazım ama yani Nuran yok yani. Yok artık hani. Yokun üzerine neyi konuşacağız? Şimdi yanında çalıştığı patronu konuşuyor. Arkadaşlarımızla röportaj yaptı. Onu izleyelim. Bakın bu kadın evden çıkarken zaten ailesi diyor ki hani niye yanına çantasını almış, şunu almış, bunu almış falan filan. Nuran'ın dedi ki çalışmakta gözü de yok. Bir şekilde çalışmak zorunda. Çalıştığı yer her gün gitmesi gereken bir iş değil. Gidiyorsun, gündeliğini alıyorsun. Onlar da sana gündelik için bir fiş veriyorlar. Daha sonra sen bu fişleri biriktiriyorsun, gidiyorsun paranı geri alıyorsun. Şimdi Nuran bu kadar zorlukla çalışan Nuran, bakın o fişlerde ne olmuş? O kız o fişleri biriktirmiş ya, o fişleri bile almamış yanına. Yani hiç mantıklı değil. Yani Nuran'ın evden kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gittiğini düşünmenin hiçbir mantığı yok, izahı yok. Yalnız fiş değil, nakiti de almamış. Hani onu almamış, bakın şimdi kaç nakit lira. Nakit de alınmamış yani. Sonra kim almış o paraları? Bakın izleyelim. Nur.
Nurhan Hanım burada ne kadar süre çalıştı? 40 gün süre kadar çalıştı. Ne iş yapıyordu burada? Kayısı paketlemede çalışıyordu. Nurhan Hanım'ın burada görüştüğü yakın bir arkadaşı var mıydı sizin bildiğiniz? Yoktu yine. Kardeşiyle, halasının kızıyla çalışıyordu. Sizin bir servis aracınız kaza yapıyor ve o günde Nurhan Hanım kayboldu. İşe de gelmemiş. İşe gelmemesinin özel bir nedeni var mıydı? Böyle ara ara çocukları için gelmediğini söylüyordu yani. Veli toplantısı veya okula gittiğini söylüyordu bize. Başka tabii nedeni olduğunu o gün bilmiyordum yani. 10 Mart günü gelmedi. Ondan bir gün önce gelmiş miydi işe ya da ondan öncesinde? Bir gün öncesini değil de bir iki gün öncesi gelmişti yani işe. Peki daha sonrasında siz Nurhan Hanım'ın kaybolduğunu nasıl öğrendiniz? Ailesine hani servis şoförü soruyor gelmediğini, kaybolduğunu söylüyorlar. Hı. Servis şoförü de bize söyledi. Kaza olduğu gün yani 10 Mart günü Nurhan Hanım sizi aramış. Geçmiş olsun dedi. Hani kaza olduğu için böyle görüşmüştük. Kendi bacısı da burada çalışıyordu. Kardeşi de, halasının kızı da işte onlara sordu. Buraya başladığımda hani Nurhan Hanım'la ilgili ne biliyordunuz? Yani eşiyle beraber yaşadığını falan biliyor muydunuz? Yok, bilmiyordum. Babasıgil'de kalıyorum diyordu. Çocuklarım var, eşim de ayrıyım diyordu. Eşiyle barıştığını söylememişti iş yerindeki kimseye. Hani belki de söylemiştir de bizim bilgimiz yoktur abla. Nurhan Hanım kaybolduktan sonra eşi Mehmet Ali Bey Nurhan Hanım'ın parasını almaya gelmiş. Ne zaman oldu bu? Kaybolduğundan bir hafta sonra verdiğimiz ümiye fişlerini getirip parasını aldı yani. O zamana kadar neden hani almadı Nurhan Hanım o alacağını? Ayda bir veya 20 günde bir veriyorduk. Biriktiriyor fişlerini. Öyle bir 20 tane falan olunca getiriyordu yani bize. O fiş dediğiniz nasıl bir şey oluyor? Üzerinde işçi ümiye fişi diye yazıyor yani. Bir günlük ümiye fişiydi yani. Adı da yazıyor. Nurhan Çavuş diye yazıyor yani. Siz mi haber verdiniz yoksa o kendiliğinden mi geldi? Yok, kendiliğinden geldi. Siz biliyor muydunuz o kişinin Nurhan Hanım'ın eşi olduğunu? Eşiyim dedi yani, ben tanımıyordum kendisini. 650 milyon bir parası vardı. Peki günlük olarak hani ne kadara geliyor çalışma mesaisi? 27 milyona geliyordu. Peki siz hani sordunuz mu Mehmet Ali Bey, hani eşiniz kaybolmuş, hani nasıl oldu falan şeklinde, hani bir konuşma geçti mi aranızda? Yani öyle dedi, evimde bir 500 milyon kadar param var. Nurhan da hani evde ayrıldı, yok ulaşamıyoruz, paramı aldı, ben de kendi parasını almaya geldim. Bir de verdiğimiz ümiye fişleri vardı. Hı hı. Ona dayanarak da biz parasını ödedik kendisine abla yani. Burada çalıştığı dönemlerde de dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Yani Nurhan Hanım çok sık telefonla konuşur muydu? Çalışma düzeninde hani sonuçta aksatır. Yine iş olarak hani bir aksaklığı yoktu yani abla. Hı. İyi çalışan bir elemandı. Sadece yanımızda bir 40 gün süreyle çalıştı yani abla. Yani evde bir gün evvel Mehmet Ali Bey'in dediği gibi çocukların forma parası yüzünden bir tartışma yaşanacak. Sonra hanımefendi kızacak, ertesi gün evden çekip gidecek. 650 liralık fişini evde bırakacak. Bunu gidip de almayacak. O gün işe de gitse ona Mehmet Ali niye işe gittin diye sormayacak ki. Evden kaçacak kadın, alır o fişlerini, gider orada tahsil eder, alır parasını, nereye gidiyorsa gider. 650 lira, 650 lira para. 24 günlük çalışmaya tekabül ediyor. Günde 27 liradan evet. Diyor. 24 günlük çalışmaya tekabül ediyor. 24 günlük çalışmayı gidip de hazır cebinde para. Yani hiç kimseye var. Sormadan, kocasıyla ilişki yok. Gidecek, kapısını çalacak iş yerinin, evet. Parayı alacak. Rahat rahat otobüse mi gidecek, taksiye mi binecek, uçağa mı binecek? Parası cebinde. Bir de cüzdanında da 50 lirası var. Ayrıca evet. Sana 700 lira. Evet. Yani niye bu kadın 700 lirasını bıraksın da evden çıksın? Mümkün mü yani? Onun bir açıklaması var. Kendi açıklaması ki bana hiç mantıklı gözükmüyor. Evde 500 lira param vardı. Onun yerine gittim aldım diyor, o parasını diyor. Kim evet. Diyor bunu? Mehmet Ali söylüyor. Neyin 500 lirası varmış evde? Ev kirası varmış, bir şeyler varmış. O parayı hazırlamış da Mehmet Ali. Evet. Bir yatağına arasına koymuş. Tamam. O parayı Nurhan almış da gitmişmiş. Ona karşılık gittim aldım diyor. Yok ya, benim Nurhan nereden aldı? Açıklaması ya? O Mehmet Ali'nin. Evet. Ama mantıklı gözükmüyor bana. Yani o da gidiyor. Zaten patrona da aynı şeyi söylemiş. Benim evdeki paramı o aldı. Ben de onun gelip parasını alacağım. Müge Hanım, hiç kalkıp da şöyle böyle konuşmalar bize enteres etmiyor. Ben yine kanaatimle... O 500 lirayı bilen yok. Bak şimdi sevgili hocam, Nurhan Hanım o gün yani neredeyse ağzıma rahmetli kelimesi söylemek geliyor. Kusura bakmayın. Kendi arzusuyla o evden dışarı çıkmadı. Çocuklarının dediği gibi ayakkabısı dahi evde.
doğru dürüst ayakkabısını giymemiş, nüfus cüzdanını almamış, parasını almamış, üzerine giyeceği düzgün bir kıyafetini almamış, ne şekilde çıktığını hepiniz tahmin edebilirsiniz. Yani o keyfiyle oradan evden dışarı çıkmadı. Canlı mı çıkarttı, cansız mı çıktı, çıkarıldı, o da meşkuk. Yani o da şüpheli, Öztürkçe tabiriyle. Kim çıkardı, o da tabii meçhul. Kiminle beraber çıktı, o da tabii ki %100. Onu bile, o belli olacak. Yakında yani, belli olacak. Yani meçhul diyelim ona da. Meçhul. Ona da meçhul diyelim. Evet. Şey cümleyi evet. Öyle tamamlayalım. Evet. Ama evet. Zaten vallahi şimdi programın başında hani o kadar çok ağladık, ağlayamadık. Böyle burnumuzda şey var ki ben de artık yalan şey falan şöyle söyleyemeyeceğim. Hayır. Yani içimizden geldiği gibi konuşuyorum. Yani artık hani gayet şey yapamıyorum. Tabii. Gayet ama tabii. Yok bu kadın ortada. Yani evet. Zaten bence Zeynep Hanım zaten kızının hayatta olduğunu düşünseydi buraya kalkıp gelmezdi. Yanılıyor muyum Zeynep Hanım? Olur mu öyle? Yani ben bileyim Hanım... hayatta değil. İçim istediği hayatta değil Nurhan. 6 aydan ha. Beri Zeynep Hanım hayatta olsa 6 aydan beri şu konuşmaları izlemiş olur en azından. İlla aynı ablana bir mesaj gönderecek. İlla aynı. Ben sağım. Bir de yani Nurhan annesini biliyor. Annesini burada görse, annesinin burada ailesinden dolayı ne şartlarda gelebileceğini de biliyor. Annesini arar, der ki anne çıkmayın. Ya anneyi aramazsa aramayın. Babayı arar. Babayı peki. Aramazsa kardeşi arar. Yani bir yakın, mutlaka bir insanın aile içerisinde çok yakın görüştüğü biri vardır. Tamam be, bakın nezaket işte. Hani Azeri Hanım'ın kızı annesiyle dargın. Annesiyle görüşmek istemiyor. Evet. Arada kız konuştuk. Dedi ki ben annemle görüşmek istemiyorum. Tabii ki saygı duyarız biz şimdi insanları zorla evet, görüşecek halimiz tabii, yok. Gayet benim tabii. İçin hayatta olsun. Ben onun vazifesindeyim. Derdimiz o. Görüşmek istemiyorum. Ama ben hayattayım. Beni de annem aramasın dedi. Tamam annesi de hayatta, kadın da sevindi. Duydum sağlığını dedi. Gözyaşı döktü. Gidecek Azerbaycan'a. Yani bunu niye Nurhan yapmasın? Yani aile içerisinde... Ya Nurhan'ı nasıl, nezaketi nasıl bulduğumuzu anlatsam aynı şekilde Nurhan'ı da bulabiliriz yani. Evet, evet. Bütün Ankara ayağa kalktı sağ olsun Allah bütün yardımseverlerden yani. Yani hayatta olma ümidimiz azalıyor her geçen İnanın gün değil. Ama inşallah yine sesini duyalım. İnşallah bugün ama yarın yanılalım. Telefona sarılsın. Yanılalım. Ben buradayım, ya hayattayım ama keyfim yerinde. Benim rahatıma dokunmayın. Desin, ona da razıyız kardeşim. Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Affedersin. Bu Nurhan, sen dedin ki sen Nurhan kızına bak. Benim kocam iki sana da farç. Onun maaşı yok, benim maaşım yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Çocuk Zeynep Hanım bakıyor. Yanlış anlama. Ben belki sana bak iki demedim. Çocuk ona bakmaz. Çünkü babası zaten çocukları vermek istemiyor. Ben onun için söylemedim. Belki ben özlem annesini anlasın diye söyledim ona. Ben benim haddim değil babası varken niye sen bakasın babası ben bakıyorum dedim. Hayır ben, Nurhan değil. Bir yerde sağsa, sas bana gelirse ayda bir buraya giderim. Çocuklarım bakarım. Ama Nurhan sağ değilse ben gitmem. Bakamam. Sen olsa sen bakarsın. Zor oluyor. Vallahi yok benim torunum şu anda yok. Ama torunum olduğu zaman da torun benim torunum. Hiç kimsenin değil. O benim. Ben de bilim ben torunum yani. Ama. Onu da. Dört tane kızı yani sorumuz öyle zor benim. Oluyor. O benim yani. Bunlar şey. Büyük olacak, bunlar okula gidecek, bunlar sevgül bulacak. Küçük bir hizmeti katkısı olmuş olabilir şimdi çocuğun doğumunda ama. Zor. Bu durumu değiştirmez yani. Seni anlıyorum ama. Ha. Şey mantığından vazgeçin. Hani erkeğindir mantığından vazgeçin ne olur. Evet. Seyrine doyamayacağınız sanat alanının sunduğu Müge Anlı'yla tatlı sert. Murat Karadavut 31 yaşında, bekar, yalnız yaşıyor. Ailesi Almanya'da yaşıyor. Kırıkkale'de bir internet kafe işletiyormuş. 18 Haziran'da akşam 22.30 civarında annesiyle telefonda konuşuyorlar. Anne o tarihten itibaren kaybolduğunu düşünüyor. Şüpheli bir kayıp, 2 aydır kayıp. Spor merkezi açacak. Neden kaybolsun ki, nereye gitsin ki diye aile de endişeli.